Evet değerli misafirler, gece moduna hoş geldiniz. Gece modunun bu geceki konusu beyin. Ve çok önemli akademisyenlerimiz, psikiyatrlarımız var efendim. Sayın Profesör Doktor Sinan Canan, akademisyen yazar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Saygılar, hoş geldiniz efendim. Elif Mutlu, psikiyatr efendim. Doktor Elif Mutlu, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Biz de iyiyiz. Ve yazar Mustafa Acungil. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Saygılar. Acungil? Evet. Evet. Ama isimle soyadı arasında akrabalık bağı olmuyor. Olmuyor değil mi abi yani? Hiç diyor musun keşke olsaydı? Hani böyle bir... Yani soyadımın daha rahat anlaşılması yönünde bir faydası oldu. Önceden zor anlaşılıyordu. Beyin tam olarak nedir? Valla beynin herhalde en önemli özelliği şu, mesela sana bu programı yaptıran, kendisi hakkında program yaptırabilen tek organ. Hayal nasıl kurulur bu bilinmiyor yalnız. Aynen öyle. Hayal nasıl kurulur? Yani neyin hayalini kurayım mesela şimdi oturduk yerde? Nasıl kurulur? Neyin hayalini kurarsam iyi gelir falan. Mesela bunu nasıl yapılacağını da bilmiyorlar. Evet, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz beyin. Hocam sizle başlamak istiyorum. Beyin tam olarak nedir? Biz beyin yönetici derler ya. Yani şimdi ben mesela bu programı yapmak istiyorum ya. Ben yapmak istediğim için beynim bunu yönetiyor mu? Beynim bana bu programı mı yaptırıyor? Valla beynin herhalde en önemli özelliği şu, mesela sana bu programı yaptıran tek organ. Yani kendisi hakkında program yaptırabilen tek organ. Yani mesela ne bileyim, nefrolog falan olsan belki özellikle böbrekte ilgili program yapardın ama bu aralar herkes beyni merak ediyor. Bu aralar mı şey? Tabii en çok beyin mi popüler oldu? Son 10 yıldır şöyle bir durum var. Hani ben de o alanda uğraştığım için insanlar beyni anladıkça, beyinle ilgili yeni ürettiğimiz o çok fazla miktarda bilgiyi anlaşılır bir şekilde fark ettiklerinde ne iş yapıyor olurlarsa olsunlar orayla ilgili yeni içgörüler ediniyorlar. Çünkü beyinle ilgili bizim bilgiler acayip arttı. Hmm. Ben mesela aslında 7/24 akademisyenliğin yanı sıra artık insanlara beyin anlatmaya adadım kendimi. Hmm. Çünkü şöyle bir şey oldu, yani özetle şunu söyleyeyim, beynin niye bu kadar popüler olduğuna dair. Nörobilim deniyor işte bugün beyni araştıran alana. Nörobilim artık bir çatı bilime dönüştü. Yani ya ister televizyonda program yap, ister mühendis ol, ister mimar ol, ne bileyim ister şehir planla. Hepsine artık nörobilimin söyleyeceği bir şey var. Mesela insana uygun bina nasıl olur? İnsan zihnine uygun nasıl tasarım yaparsın? Hmm. İşte nöroergonomi diye, nöropazarlama diye bir sürü alanlar türedi. Hmm. Şimdi bu alanların hepsi bu nöro, yani beyin bilgisini kullanıp hayatta bir şeyleri daha güzel yapabilmemizi sağlıyorlar. Hmm. Bu da işte beyni popülerleştirdi. Hmm. Tabii bunda benim pir kabul ettiğim bazı batılı araştırıcıların da çok etkisi var. Onlar da beyni anlaşılır şekilde anlatma ilhamı verdiler bize. Yani beyin daha böyle yabancılaştığımız, konuştuğumuzda çok böyle yabancı bir şeyken artık hayatın tabii, içinde de tabii, beyinle ilgili bulguları kullanabiliyoruz. Yani mecbur kaldık. Bulabiliyoruz. Tabii, mecbur. Artık bu bilgi olmadan yani insanlar evde kalacak, öyle söyleyeyim. Yani o çok önemli bir bilgi oldu. Hani iş yapamaz hale gelecekler. Mesela şimdi işte bir nöroteknoloji var. Yani artık hani beyne çipler yerleştirme, Black Mirror'lar falan, niye konuşuyoruz bunları? Ha. Artık bu hayal olmaktan çıktı yani. Gerçek olduğu bir zaman içinde yaşıyoruz. İşte beyin de niye bu zamanı bekledi? Çok karışık bir şey. Biz 90'lı yılların sonuna kadar bugün elimizde olan teknikleri geliştirememiştik. Hı. 90'lı yılların sonunda bu insanları kesip biçmeden ya da yaralanmalarına hacet kalmadan kafanın içindeki bu organın ne yaptığını canlı yayında görebilmeye başlayınca vay bir dakika dedik, yani ha bu bundan oluyormuş, şu şundan oluyormuş. Hmm. Bilgiler patlar gibi artmaya başladı. Belki işte duymuştur izleyicilerimiz de, sizler de, işte Obama çıktı, önce bir 2010'a kadar olan kısmı beyin 10 yılı ilan etti. Şimdi içinde yaşadığımız yüzyıla beyin yüzyılı deniyor. Sebebi biraz bu. Ve bizi oldukça değiştiren bir bilgi. Her şeyimizi dönüştürüyor. Ve o yüzden hani bedendeki önemi bir tarafa, şimdi bilgi olarak da çok çok önemli hale geldi. Hı hı. Biraz da ondan yapıyoruz programları. Valla biz mutluyuz. Yani bana olsa ben 7/24 beyin konuşayım, yani başka bir şey olmasın. Tam ömrünüzü adadığınız dönemde de çok popüler olması bir şans. Ya bu da bizim aklımıza gelmedi. Zaten bu olduğu için bize de böyle bir görev düşmüş oldu. Ben çok mutluyum. Bunu da severek üstlendik, yapıyoruz. Siz ne diyorsunuz beynin bu popüler tavrına? Elif Hanım ya. Ya bizim işimiz beyinle tabii ama dokunun kendisiyle değil. Mesela dalak popüler olsaydı bize oradan pek bir şey çıkmaz hocam. Sizin işler belki yürürdü ama. Biz bir ara böyle... bir bağırsak bir çıktı.
O da beyin gibi böyle şey yapıyor, hafıza falan, o yönetiyor aslında dediler ama tutmadı. Aşağıya doğru biraz ilerlemeye başladı. Çok. Aslında bağırsakta ikinci beyindir. Aynen. Her şey bağırsakta biter. Ama hemen beyin geri aldı o popülariteyi, sanki öyle oldu hocam. Ya beyin bir şemsiye organ olarak, burada şemsiye kavram olarak gene. Yani belki ileride mesela immün sistem, aslında dalak diye ben espri yaptım ama belki immün sistem, bağışıklık sistemindeki böyle nöral yapıların falan etkisi ortaya çıktığında bu sefer aynı şeyi onun için konuşacağız. Biz işin tabii daha çok davranışsal ve hissi kısmıyla ilgileniyoruz psikiyatri biliminde. Ama bizim psikolojide, psikiyatride karşılaştığımız şeyler, yani şöyle mesela işte insan ruhu, insan davranışı, hastalıklar ya da zorluklar aslında beyin dediğimiz dokudan çok uzakta değil. Şimdi bize yansıması şöyle oldu. Bu bilim olarak beynin popülerleşmesini, hani duyguların kalpten kaynaklandığını zannederdik ya, kalp kırıklığı falan gibi, yok, o işler beyinde oluyor. Yani biz beynimizle aşık oluyoruz, işte beynimizle kızıyoruz, beynimizin tamamını kullanıyoruz. Öyle mi ya? Yani aşk mevzusu da beyinde mi? Orası da beyinde. Kalp, böyle bir kalbin atması falan, evet, o şey... Evet. Kalp güzeldi çünkü ya. Şimdi beyin hani böyle beyin böyle falan yapıyorsun. Beyin yapamazsın da elinle böyle. Evet. O da onu bir hareket etmemek lazım hocam. Ama bir şey söyleyeyim. Yani ben nörobilimde döktüm saçları. Yani hayatımı buna verdim ama aşık olduğum zaman seni hipotalamusumdan seviyorum falan diye bir şey söylemiyorum. Çok hala biz kalpten seviyoruz. Kalp, mesela biraz önce size bir işte kitap imzaladım. Oraya kalpten sevgilerimle diye yazdım. Ya bu kalp hissettiğimiz yer olduğu için beynin içinde ne olup bittiğini hissedemiyoruz ya. Ne düşün, 90'lara kadar şey yapamamışız. Zaten mevzuyu çözememişiz. Hani doğru düz anlamamışız işi. Mesela kadim gelen bir şey. Değil mi? Yani tabii, çok anlaşılmaz, tabii. Korkutucu ve çok ciddi bir yapı aslında. Hakikaten de anatomisi, işlevleri falan ya da yani hücresel düzeyde biraz karmaşıktır. 90'lar diyorsak da şu an çok taze hocam ya. Yani bulabildiğim bir şeyi bulacaklarımızın daha çok, hani ya o zamanlarda daha neyi bulmuşlar diyecekleri kadar... Yani çok işin biraz, böyle hani, başlangıç noktasındayız sanki. Bu nörobilim aslında diğer tıp dalları içinde en yavaş ve en geç gelişen alandır. Bu programı mesela bir 20 yıl sonra işte internet kayıtlarından falan izleyenler bizde iyi dalga geçebilir yani. Evet. Bak o zaman neler konuşuyorlar. Şu an beyin şu an popüler demiş. Ama yok, biz yine mizah yapıyoruz hocam. Mizah yapan her zaman kazanır. Beyinle biraz dalga geçiyorlar popüler diye, bu bağırsak falan. Mizahla yırtabiliriz yani. Oradan yürümeyi düşünüyoruz inşallah. Evet. Yapay zekanın ileride sorgulama ihtimali var mı? Sormasını söylersek sorar. Yani hani sonuçta yönlendiriyoruz, belli bir çerçeve çiziyoruz yapay zekaya. Temel sorun şeyde zaten, bir bıçağı tehlikeli kılan şey bıçağın kendisi değil, onu tutan eldir. Yani yapay zeka da bir araç temelde ve aynı şey geçerli. Yani o yapay zekayı kontrol eden, yönlendiren, bir şey yapmak üzere eğiten ne yapmak üzere eğitiyor? Elif Hanım, siz de tamamlamadık yani... Normal davranışlara etkisini çözebildik mi? İşte aşkla dediniz, işte sizin gelen danışanlarınızda ya da işte hastalarınızda beyni kullanarak, yani ne kadar etkisi de artıyordur o zaman. Şu an beyni daha çözmeye başladıysak, yani hastalarınızı sağlığına kavuşturma konusunda yararlanıyorsunuzdur herhalde. Biz şöyle ilginç bir şey keşfettik. Yani hani bu beynin nasıl çalıştığı ortaya çıkınca, bilim birazcık gelişince biz de aslında bu zamana kadar yaptığımız işlerin nasıl etkili olduğunu öğrendik. Bu bizim için de bir yenilik. Yani doğru muymuş? Mesela psikoterapi diye bir şey yaparız yani, psikiyatristler, psikoterapistler. Ya da mesela telkinin etkisi vardır. Hipnoz diye bir şey vardır. Biz de bunların aslında beyinde gerçekten bir takım değişiklikler yaptığını, psikoterapinin bayağı beyin dokusunda, işlevlerinde ve yapısında, yani şeyde, organik düzeyde bir değişiklik yaptığını öğrenmiş olduk. Ve bir kere yaptığımız işi nasıl etkili olduğunu fark ettik. Dolayısıyla da bu şeyden, biyolojiden gelen bilgiler, yani onun nasıl çalıştığını öğrenince kendi tekniklerimizi de ona göre revize ettik. Bir de ilaçlar da var. Ekstra ilaçlar. Tabii şimdi şey kısmı biraz daha hani böyle büyüsel kısmı, psikoterapi, telkin, hani konuşmanın iyileştirici gücü, orası çok gizemliydi. Mesela psikanaliz. İlaçları iyi kötü biliyorduk. Yani dokuyu bildiğimiz kadarıyla hani ilaç sentezliyorduk. Ama şimdi mesela başka şeyler konuşulmaya başladı artık, ne bileyim. Bağımlılık, uyuşturucu maddelerle ilgili aşıları falan konuşabiliyoruz. Yani ilaç teknolojisi gelişiyor ama bizim uyguladığımız diğer o psikoterapi yöntemleri falan da bu nörobilimdeki gelişmelerden besleniyor. Besleniyor. Peki Sayın Acungil, ben soyadınızı kullanarak. siz yani yazar dedik ama endüstri mühendisi, nörobilim ve yapay zeka araştırmacısı aynı zamanda sınız ve
Konuya şeyden başlamak istiyorum. Yapay zeka konusuyla ilgili beyni böyle geliştirdikçe, buna ilgimiz arttıkça yapay zeka konusu da artık çok gündeme geliyor. Yani evet, daha da bu daha başlangıcı, çok onun daha da fazla başlangıcı, hayatımızın değil mi? İçinde olacak. Hı-hı. Yani peki bu işte bu yapay zeka nereye kadar gelişir? Yapay zeka deyince böyle bir yapay diyorsun, sonra bir korkmaya başlıyorsun. Korkalım mı? Bak, gelişsin yapay mi? Kalp, o kadar korkmaz değil mi? Yapay kalpten falan çok. Evet, çok yapay zekadan korkutuyor. Bilmemekten kaynaklı. Yani insan bilmediği şeyden korkuyor ya. Bazı şeyleri abartıyoruz korkarken. Bazı da çok korkmamız gereken şeyler var. Onların pek farkında değiliz. Hmm. Beyinle ilgili konuların gelişmesiyle paralel olarak bunun bu kadar gündemde olmasının, teknoloji yönüne bakacak olursak, bir yandan beynin düşünme şekli, karar üretme şeklini daha iyi öğrendikçe bunu dışarıda taklit etme olayı, yapay zeka aslında bunu ifade ediyor. Ama bir yandan da beyinle etkileşim kuran teknolojilerin keşfedilmesi de çok enteresan noktalara doğru gidiyor. Yani mesela şu anda beyin dalgalarını kablosuz bir şekilde uzak bir lokasyona ileterek, mesela nasıl elimi kolumu kontrol ediyorsam, dokunmadığım bir şeyi de kontrol edebilme gibi teknolojiler de gelişmeye başladı. Dolayısıyla işin mühendislik ve teknoloji tarafına baktığımız zaman beyinle ilgili keşifler çok ilginç noktalara doğru gidiyor. Yapay zeka olayı biraz şey gibi, hani yapay zeka deyince insanlar insan gibi davranan, bilinci olan bir yapıyı düşünüyorlar ve onunla ilgili böyle felsefi bir korku duyuyorlar. Ona epeyce uzak bir noktadayız. Çünkü daha bilincin ne olduğunu, kendi bilincimizin ne olduğunu bile çok algılayabilmiş değiliz. Ama yapay zekanın bizi etkilemesi için çok aşırı zeki olmasına gerek yok. Yani bugün mesela işlere olan etkisi olarak, kariyerlere olan etkisi olarak baktığınız zaman pek çoğumuz işlerimizde aslında bir hayli rutin kararlar alıyoruz. Yani girdileri belli olan, ona göre kafamıza bir şeyler düşünerek karar verdiğimiz ama rahatlıkla dışarıya, makine ortamına alınabilecek sistemler. Ve bunlar çok hızlı bir şekilde otomatikleştirilmeye başladı. Evet. Dolayısıyla çok aşırı zeki olmasına gerek olmadan şu anki teknolojiyle bile kariyerleri ciddi anlamda etkiliyor. Bu etkilemesinin de giderek daha fazla hayatımıza girdiğini göreceğiz. O yüzden hani yapay zeka kendi kendine dünya ile ilgili kararlar alır mı, insanlığın geleceği ile ilgili kararlar alır mı? Bu çok uzak bir korku. Yani bununla ilgili çok endişe etmemize gerek yok. Ama insanların yapay zekayı kullanmasıyla beraber hayatımız değişir mi? Değişiyor ve çok daha hızlı değişmeye devam edecek. O çok önemli bir nokta. Hani bir yerde şey gibi oluyor hocam, yani işte hep bir yapay zeka işte AlphaGo oyununda ilk defa insanı yendi falan, işte Kasparov yenildi gibi böyle bir yapay zeka seni yendi gibi bir şey oluyor. İşte ben de online oyunlar oynamayı çok seviyorum ve de kendim evde oynuyorum. Eskiden bilgisayara karşı oynadığımda çok rahat yeniyordum. Şimdi yani benim beynim bir yaşlandı, şey mi oldu? Beni yeniyor ve yani sinir oluyorum yani. Yani nasıl yenebilir yani? Sonuçta onun attığı yeri biliyorum. Eskiden işte benim yapacağım şeyleri yapıyordu. Şimdi benden daha zeki olduğunu hissediyorum oynarken. Seni biz yaptık falan. Evet yani sen kimsin falan, sonra şeye sinirleniyorum. Oyunu yapan mühendis ne kadar zekiymiş gibi bir yere bağlayıp. Ya da şey de enteresan. Tabii şimdi popüler olarak bu konularla birebir ilgilenmeyen insanlar işte Black Mirror gibi bir diziden bahsediyoruz ve tamamı pesimist, yani dizinin tamamı, yani bu teknoloji geliştikçe biz gittik modunda. Şimdi sizin de TEDx konuşmalarınızı falan izledim, yani insanın fabrika ayarlarından uzaklaştıkça aslında kendine zarar verecek bir noktaya gittiğinden, evet, bahsediyorsunuz. İşte bu yapay zekanın gelişimiyle, beynin bu gelişimiyle biz bunları geliştirdikçe, ya biz bu konuyu biliyoruz, böyle böyle ayarlayalım, çok da hareket etmeyelim'e doğru gidiyoruz sanki hocam. Ya şimdi yani benim bunları anlatmadaki derdim şu. Ya bu teknolojiler aslında, bunlar da çok yeni teknolojiler. Bugün kullandığımız, geçenlerde bu işte telefonlarda kullandığımız uygulamaları kaç senedir kullanıyorsunuz diye gençlere sordum. Merkez diyor 10 sene, 15 sene. Yok, çoğu 2-3 sene önce yoktu bunlar. Evet. Ya mesela işte konum göndereyim, şuraya gel, dilimize çok yakın girmiş bir şey. Biz böyle geriye doğru baktığımız, aslında bize uzun gibi gelse de bunlar da çok genç, ama bu teknolojinin temelleri ta sanayi devriminden itibaren atıldı. Ve bizim orada yaptığımız tercihlerde ya bu ya insanın ayarına uygun bir şey yapmak gibi bir dert yoktu. Çünkü doğru dürüst insanı tanımaya fırsatımız olmamıştı bizim. Bugünkü bilgilerimiz yoktu. Ne yaptık? Daha hızlı,
İşte daha çabuk işlem görecek. Daha küçültmeye çalıştık mesela her şeyi. Yıllar evvel bir arkadaşım şey demişti. Ta o zaman bu bilgisayar fareleri gittikçe küçülüyor. Dedi ki bu fareler küçülüyor da benim elim aynı kalıyor. Ne yapacağız diye sormuş. Hakikaten böyle bir sıkıntı var. Böyle işte mobil bilgisayarlar için şöyle fareler çıktı. Yani tutamıyorsun bile aleti. Şimdi bu insana uyumluluk meselesiyle ilgili temel bir sıkıntı var. İnsanın biyolojisi böyle biz teknoloji ya da çevreyi değiştirince değişmiyor. Bizim vücudumuz, beynimiz, ayarlarımız 300-400 bin senelik bir geçmişe sahip. Ve o günden bugüne hani çok majör böyle büyük bir değişiklik hani biyoloji sağlayamıyor bize. Böyle bir şey yok. Hmm. Ama dikkat ederseniz işte şimdi 3-5 senede bir hayatımızda devrimler oluyor yani. 5 yıl sonra nasıl bir teknolojiyi kullanacağımızı kimse bilmiyor. Biyoloji aynı kalıyor. Ortam değişiyor. Biz ne oluyor? Bir sürü arıza yaşıyoruz. Hmm. Bu arızaları en aza indirmek için bir ayarı bilmek lazım. Ama benim için daha önemli olan özellikle Türkiye gibi çok yoğun sayıda genç içeren bir ülkede teknolojik girişimler yapacak, inovasyonlar yapacak insanların önce insanı tanıması gerektiğini öğütlüyorum ben. Hmm. İnsanı iyi anlarsak bugün bildiğimiz şekliyle, onun işte evrimsel geçmişini, tarihini, efendim antropolojisini anlarsak, o zaman yeni teknolojik işte inovasyonlar yapacağımızda, icatlar yapacağımızda hangisinin bize daha iyi geleceğini de öngörebileceğiz. Evet. Şimdi böyle bir bilgi var. İşte o yüzden nöroteknoloji mesela bizim için çok önemli bir şey. Hmm. Biz de işte bu bilgiyi yaymaya çalışıyoruz ki insanlar buradan başlasınlar mesela teknolojik düşünmeye. Aksi takdirde yani mesela bugün işte ben mesela geçen hafta 7-8 kere uçağa binmişimdir bilmiyorum geçen ay. Binlerce, on binlerce kilometre yol kat ettim. Sürekli bir sandalyede oturuyorum aslına bakarsanız. Yani devamlı havada uçuyoruz, iniyoruz falan. Hiç hareket etmeden binlerce kilometre yol. Şimdi bu bile insanın tabiatına aykırı bir şey. Şimdi de hareketsizlik bizi hasta ediyor. Bu en temel ayar aykırılıklarından bir tanesi. İşte biraz toplu taşımayı dizayn ederken, araç dizayn ederken, teknoloji, bilgisayar vesaire dizayn ederken bunları dikkate alırsak biraz daha kendimizi kurtarırız gibi geliyor. Şunu da ekleyeyim. Bu uyumsuzluk bizi şu anda en fazla sıkıntıya sokan şey ve ileride işte Mustafa Acungil'le de onu çok tartışıyoruz. İleride başımıza en çok belayı açacak olan şeylerden bir tanesi de teknoloji ve insan uyumsuzluğu olacak. Hı. Ya da İşte Elon Musk'ın falan iddia ettiği gibi vücudu değiştirip bu işten kurtulacağız. Yani biz kendimizi evireceğiz bir şekilde. Nasıl bir değişiklik olursa hallolur hocama? Vallahi her şey yapılabilir. Şu anda mesela Mars'a gitmek, biraz evvel programa gelmeden önce gördüm. Mars'ın günlük hava raporunu veren bir Twitter hesabı yayına başladı şu anda. Yani hazırlık yapıyoruz ama insan bu haliyle orada yaşayamayacak. O yolu alamayacak en azından. Çok uzun bir yol. Bedeni modifiye edeceğiz. Başka bir çaresi yok. İnsan bedenini değiştireceğiz. Kemiklerimize ekstra kalsiyum ve belki metaller ilave edeceğiz. Beynimize işte yaşlanmayacak, ölmeyecek çipler mipler takacağız. Zihnimizin bir bölümünü bir databanka yükleyip onu bulut bilişimle evrenin herhangi bir yerinden belki erişilebilir bir hale geçeceğiz vesaire vesaire. Yahut en kolayı bütün zihnimizle eşlenik çalışacak yapay zekalı robotları oraya göndereceğiz. Bizim yerimize onlar orayı hazırlayacaklar. Sonra da biz bir şekilde işte dondurulup neyse dondurup bir şey yapıp oraya gideceğiz. Ama emin olun yani muhtemelen biz hayal dahi edemeyeceğiz 50 yıl sonra başımıza neler geleceğini. Çünkü inovasyon çok hızlı büyüyor. Yani öyle bir sıkıntımız var. Ben onu çok merak ediyorum. Şimdi işte sanayi devrimi dediniz yani o dönemdeki hızla bu dönemdeki hız yani internet devriminden sonraki hız aynı mı? Yani hızlı mesela sanayi devrimi olduğunda işte buharlı makineler bulundu. Şimdi çok o zaman daha böyle, hızlı olaylar. Daha mı hızlı? Daha yoksa hızlı bize yani. Mi öyle geliyor? O zamanki insanlara da şu an bize hızlı geldiği kadar geliyor muydu? Şeye baktığınız zaman geçmişe, insanlığın geçmişine baktığınız zaman toplum 1.0, 2.0, 4.0, 5.0'a doğru giden bir süreç var. Bu tüm insanların yaşam şeklini değiştiren konular bunlar. Bunların gerçekleşme hızı giderek artıyor. Yani mesela yerleşik hayata geçmek binlerce yıla yayılan bir şey. Ama imparatorlukların yaygınlaşması birkaç yüzyılda olmuş. Ya da sanayi devrimi bir yüzyılda dünyaya önemli bir miktarda yayılmış. Şimdi dijital konular çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Ya zaten sorun da o. Eskiden insanların adapte olmak için zamanları oluyordu. Yani şimdi hiç yok, doğru kuşaklar yani. Arasında geçiş daha kolay bir şey. Şu anda aynı kuşaktaki insanların böyle 5 yılda bir kafa yapılarını değiştirmesi gerekiyor. Bu da ciddi bir zorluk. Dün akşam bir dolmuşta bir baktım. Millet yani dolmuşta 7-8 kişi varsa 5'i cep telefonundan şey seyrediyordu ya film seyrediyordu.
Ve kendimi çok yaşlı hissettim. Yani çünkü bu sahneler uzay filmlerinde olmalıydı ama şu anda bir Caddebostan minibüsündeyiz. Yani normal insanlar orada izliyorlar. Hı. Ve bu benim mesela hakikaten ihtiyarlık alameti olarak kendimde gördüğüm bir şey. Hı. Ama insanlar için bak ne kadar normal. 5 yıl sonra hayal edilmez. Enteresan olan şey şu, ben de hani çok telefonla yaşamayı sevmeyen biriydim işte bir sene öncesine kadar. Ben de kendimi yaşlı hissediyordum. Yani şey yok. Yani yani kaç yaşında olursanız olun yaşlı hissediyorsunuz yani. Şu an eğer cep telefonu olmadığı bir anınız varsa çok yaşlısınız demek. Ve zaten çok geç değil o. Çok trajikomik yani bir şey söylemek 2000'ler isterim. Yani. 2001'de, 2000'de yoktu telefonumuz yani. Çok komik bir şey söyleyeyim. Hem trajik hem komik. Benim en büyük kızım şimdi 19 yaşında. Üniversite 1. sınıf öğrencisi. En küçük kızım da 13 yaşına girdi. Hem de bugün onun yaş günü. Evet, buradan bir olsun. Öpücükle tebrik edeyim. Öpüyoruz. Büyük kız ufak için diyor ki ben bu yeni nesli anlamıyorum. Aralarında 6 yıl. 6 yıl var bak aralarında. Ve gerçekten bir çağ farkı gibi. Evet. Şimdi artık babalarla çocuklar arasındaki fark kıyas kabul etmez. Yani artık öyle bir şey yok. 5-10 senede biz bir jenerasyon değişimi gibi bir şey yaşıyoruz. Kesinlikle. Yani adapte olmak zor. Peki bu hızlı gelişim işte psikolojimizi nasıl etkiliyor? Yarış hissi var. İnsanlar yarıştıklarını da birbirine göstererek yaşıyorlar. Artık yani işte Instagram'da yani bütün sosyal medya demek de bakın ben yetiştim, ben bu uygulamayı kullanıyorum, sen de kullan, hadi koş falan. Bu psikolojik olarak bizi ne yapıyor yani? Tahribatı nedir bu olayın sizce? Yani şimdi mesela somut bazı şeylerden bahsedeyim. Bizim ruhsal hastalıkların böyle sınıflandırılması var şimdi. Bütün dünyada kabul edilmiş hastalık isimlerinin listesi diyelim bu. 1950'lerde 100'ün biraz üzerindeyken şimdi 2013'te bu 362 kadar ayrı ruhsal hastalıktan bahsediyoruz. Hmm. Peki 1900 yani bu geçen 50 senede ya da 60 senede ne değişti? Mesela insan vücudu bu hızda değişti mi? Biyolojimiz hayır aslında değişmedi. Teknoloji ve kültür değişti. Hmm. Mesela şey gibi bilginin artışı, teknolojinin böyle hızlanması ve bizim yaşlı hissedişimiz gibi gerçekten ismini koyduğumuz hastalıklar da artıyor. Bunu psikiyatri için söylüyorum ama başka alanlarda da böyle oluyor. Şimdi mesela sürekli böyle telefon kullanma nedeniyle insanların şu arkadaki şeyde yüksek evet omuzların ilkinde bir şey oluyor. Burada bir çıkıntı olmaya başladı falan boyun rahatsızlıkları. Yani bir şekilde vücut anatomisi buna adapte olmakta zorlanıyor. İşte başka alanlarda da var. Uyku bozuklukları var. İnternet bağımlılığı diye bir hastalık var. Sosyal medya bozukluğu diye bir şeyden bahsediyoruz. Bayağı böyle hani teşhis koyuyoruz. İşte kriterleri var falan. İnternet bağımlılığı kliniği varmış şu an Bakırköy'de doğru. Var var. İnternet bağımlılığı yani öyle şimdi o şey zannediliyordu. Hani sanki ambulanslarla 112 oraya baka taşıyor falan zannediliyordu da. Bu girmem ben lazım. Dedim, girmem evet, lazım Instagram'a falan. Ben bir orada çalışmış birisi olarak şimdi hani bunu burada izah edeyim. Orası öyle hani 112'lerle acil hastaların işte internet bağımlısıyım falan diye yetiştirildiği bir yer değil. Daha çok genç ergenlerin online oyun bağımlısı kişilerin işte hani ebeveynleriyle falan gelip yardım aldıkları bir yer. Evet, yani böyle merkezler var. Bir tane kardeşimizi burada konuk almıştık. İnternet bağımlısı. Gerçekten yani şey evde online oyun oynamaktan ya da internette dolaşmaktan okulunu aksatma ve hiçbir yere bütün sosyalliğinden kopan ergenler için. Ya, sosyalliğinden kopması gibi bayağı bedensel olarak da hasta oluyorlar. Yani çünkü bütün hayat bilgisayarın başında o odada geçiyor. Hani işte yemek yani hatta tuvalete gitmemek için o işleri orada kuracak bir takım tesisatla organize. Tesisat derken yani bidon. Yapan var mı o kadar? Sonda monda takan var, var. Ya. Wow. Hatta uzun süre hareket etmediği için tromboz geçirip ölen vakalar var şeyde doğuda. Ha. Tayvan'da, Çin'de falan daha yaygın. Japonya'da odasından çıkmayan tabii. Ve odasında yaşamaya başlayan epeyce bir genç varmış. Yani tabii, okulu falan bırakıp anneler bakıyor. Yani ya şu an bir de onu bir ekonomiye de dönüştürebildiğin için herhalde bu YouTube'la falan filan çıkmaya gerek kalmadı gerçekten de yani. Hem öyle ayrılıyor. Hem de mesela buna yönelik ürünler de tasarlanıyor. Şimdi bu yaşam tamam. Biçiminin tabii ayrı ihtiyaçları var ya odadan çıkmadan hani işimi burada halledeyim, tuvalete gitmeyeyim, yemek buraya gelsin diye. Bunun için özel tasarlanmış koltuklar filan böyle bir şey de var. Ya ama mesela çok önemli bir maç oluyor. De gerçekten de ben de oynarken online oynuyorum çok önemli bir maç var. O sırada tuvaletim geliyor yani kapatamıyorum da çünkü karşı taraf da online. Şimdi kapatamıyorum. Kapatınca 30 saniyem var. 30 saniyede tuvaletimi yapıp geri gelmem lazım. O satılıyorsa ben alayım onu. Hoşuma gidiyor. İşte gerçekten, teknoloji gerçekten. İnsanın fabrika ayarlarına i̇şte, ne kadar umutsuz. Bak tuvalet hesap etmemişler. Evet tuvalet hesap etmemişler ve 30 saniye vermişler. Mesela ben durdurduğum zaman oyunu 30 saniye durabiliyor. Onda da. 30 saniye yetmiyor bana.
O aletten çok şart yani. Evet. İşte bu oyunlar mesela daha çok gece oynandığı için çünkü yani o saatte bağlanıyorsun filan. Bunu böyle bir uykusuzluk sorunu olarak falan görüyor ebeveynler. Yani işte bizim oğlan sabaha kadar uyumuyor. Hep internette işte gündüz oynasa olmaz mı? Olmaz. Şeyle birlikte neyse yani değişen çağ ve teknolojiyle birlikte birincisi hastalıkların sayısı artıyor. İkincisi normal olmanın da tanımı değişiyor. Yani mesela şu anda hiçbir şekilde sosyal medya kullanmayan, işte akıllı telefon taşımayan, bu alanlarda sosyal temas kurmayan ve varlık göstermeyen insanlar ne kadar normal olabilir? Yani ya da şöyle normal derken aslında çoğunluğu kastediyoruz ya, bu insanlar bu grubun neresinde? Bunlar marjinal. Şu onlar anda asosyal haline geliyor aslında. Tabii bunlar marjinal oluyor, norm değil yani. Dolayısıyla bizim normallik tanımımız da değişiyor. Bir süre önce yadırgadığımız durumları artık şu anda biz de normal kabul etmeye başladık. Mesela bu şeylerle, teknolojilerle tedavi yöntemleri de değişiyor. Artık online terapi yöntemleri var. Yani işte diyelim ki Amerika'da yaşayan hastamız ofisimizde görüşemeyeceğimiz için. Bakın bunlar bir süre önce, yani bir süre derken çok uzak geçmiş değil. Psikiyatrinin böyle temel paradigmaları açısından tabu kabul edilirdi. Yüz yüze görüşmek önemlidir. Öyle telefonda falan mesajla terapi yapılmaz. Ama şimdi artık mesela telemedisin diye bir şey başladı. Uzaktan tıp. Yani mesela Amerika'da çekilen MR'ları Hindistan'daki bir radyolog okuyor aslında. Raporlarını oradan yazıyor. Şimdi sağlık teknolojisi değişti. Dolayısıyla bizim ruh sağlığı alanında bundan uzakta değil. Artık online terapi diye bir şey var. Bu bayağı böyle kabul edilmiş, tescilli, Amerikan kılavuzlarına falan girmiş bir yöntemdir. Artık uygulanabiliyor, yapılıyor kesinlikle. Evet, evet. Hatta yakında Hindistan'daki uzmanın yerine Hindistan'daki bir serverdaki yapay zeka yazılımı alacak. Oradan teşhisleri koyacak. Hocamın deneyecekler ama bence onu tutması zor. Hani yapay zekanın ele geçiremeyeceği böyle çok etkili olamayacağı meslek çok alanlarından bir tanesi. Yani kabaca verir ya. Belki sizin kadar detaylı veremez ya ama şöyle, sanki olayı anlatır gibi. Aslında şöyle bilinmemesi şey iyi. Ben öyle bir projenin içindeyim. Şu anda oluyor. Şu anda yapılıyor. Bir tek sorun var. Bu gizli proje mi hocam? Öyle bir anlatırız. Hayır hayır. Şimdi şöyle. Mesela bir uçağı bugün yapay zekayla kaldırıp indirmeniz gayet mümkün. Yani hiçbir pilota ihtiyacımız yok. Ama pilotlar uzunca bir süre orada olacak. Sebep? İnsanlar o sisteme güvenmeyecek. Olur da bir şey ters giderse kime ceza vereceksin? Evet. Böyle bir takım yasal, hukuki ve teamül problemleri var. Tıpta da böyle. Aslında şu anda yorgun argın günde bilmem kaç MR bakan bir hekimin yerine ya da bir radyoloğun yerine hiç yorulmayan bir yapay zeka çok iyi eğitilmiş algoritmasıyla aslında neredeyse %99 isabetle şey yapabilir. Ama o binde birlik hata payı var ya, o bizi çok endişelendiriyor. Çünkü o zaman sorumlu tutacağım biri de yok. Şu anda insandan çok daha iyi ayrım, diskriminasyon yapan yazılımlarımız var. Tanıda evet. Evet. Yani şimdi bu söylediğim şey özellikle gene psikiyatri, psikoloji alanı için falan söyleyeceğim. Tanıda evet, tanıda yapay zeka canlı insandan daha az hatayla doğru tanı koyabilir. Ama tedavide şöyle bir şey var. Yani bir insan başka bir insanı tedavi ediyorken, bu diğer tıp branşlarında da böyle ama mesela psikiyatride bunu daha kuvvetle söyleyebilirim. Orada ona söylediğimiz ya da söylemediğimiz cümleler filandan ziyade oradaki ilişki, anlaşılıyor olmak, kabul ediliyor olmak ve orada iki insan arasında yaşanan şimdi ve buradaki gerçek ilişki iyileştirici. Şimdi yapay zeka burada buna adapte olamaz. Dolayısıyla şey olabilir mi, çok affedersiniz, mesela şimdi şu şey var ya, hastalıkla ilgili Google'a girip hastalıklarını çözüp kendi kendine çözme, yani kendi kendini ikna etme sistemini insan, atıyorum eğer böyle yapay zekalar varsa 3-4 tanesine yollayıp oradan kendince bir sistem kurup kendince emin olup hiç böyle o ilişkiye gerek kalmadan da insan bu konuyu çözebilir gibi geliyor bana yani. Ya amaç evden çıkmamak adını ya. Bulabilir. Yani şöyle, hatta bunu yapan yazılımlar da var şu anda. Böyle uygulamalar var. Terapi uygulamaları da var. Yani mesela diyelim ki ben depresyondayım. İşte akıllı telefonda bir uygulama var. Her gün bana depresyonumla ilgili önce bir hatırlatma gönderiyor. Hadi bakalım bugün çalışalım falan diye. Ya da diyelim ki sigara bırakma uygulamaları var. Oradan puanlıyorsun bugün canın ne kadar istedi. Ondan sonra hiç içtin mi? Peki bununla ne kadar başa çıkabildin filan. Aşağı yukarı terapide konuşulan şeyler de bunlardır. Mesela bilişsel terapide, hani biraz daha mekanik terapilerde. Bunları yapıyor. Yani aslında malumat veriyor. Tanı konusunda zaten hiçbir sıkıntı yok. Siz oraya sende şu var mı bu var mı evet hayır diye cevap verdiğinizde o algoritma zaten size teşhisinizi söylüyor. Sende depresyon var, sende panik atak var. Teşhis konusunda söylüyor.
ama iyileştirme konusunda o kadar etkili değil. Hı. Çünkü mesela iyileştirme konusunda aslında kitaplarda da bir sürü teknikler yazıyor. Yani işte kendini iyi hissetmenin bin bir yolu, ne bileyim depresyonla başa çıkmak için neler yapılır diye internete girip baksanız pek çok şey yazıyor. Ama bunları okumak ya da mekanik bir aygıtın size hani akla yakın cevaplar, doğru cevaplar vermesi iyileşmeye tam yetmiyor. O yüzden tıbbın böyle bir büyüsel bir alanı var. Yani tedaviden bahsediyorum. Orada bir şifacı, hani ondan yardım alan filan bir şey var, bir ilişki var ve bu çok da antik bir ilişki. Yani modern tıptan önce de vardı ya da psikiyatrist diye bir şey yokken de vardı bu. Onun yerini yapay zekanın doldurması çok kolay yani, değil. Ben aslında o zaman bu tam yeri açılmışken tıp buyurun öğrencilerine, sevgili tıp öğrencilerimize bir hatırlatma yapayım. Doktorların işinin büyük kısmını yapay zeka ellerinden alacak. Ama hekimler görevini yapmaya devam edecek. Doktor ve hekim arasında ciddi bir fark vardır. Biz doktor akademik bir derecedir ama tıp fakültesi mezunlarımıza doktor diyoruz genellikle. Ama hekim diye de bir tabirimiz var. İşte Elif Hoca'nın bahsettiği o bilgece anlamak, hal olmak, ona yol göstermek bilgelik gerektiren bir şeydir. Hekimin içerisinde o hikmet sözünden gelen bilgelik vardır. Dolayısıyla algoritmik olarak işini yapan doktorlar işini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Çünkü onu algoritmik zekalar çok güzel yapacak. İnşallah hekimlerimizin sayısını arttırırız da yapay zekayı onlar yol gösterir. Çünkü işte insanları anlamaya kafayı yormayan, insan davranışını araştırmayan insanlar da aslında kendi zekasını yapay zekaya dönüştürüyor. Aynen. Bir şeye oluyor. Bir de dolayısıyla orada şey, yapay zekayla büyük verinin bir araya gelmesiyle olan bir durum var. Yani tekil insanların başaramayacağı bir şey bu. Hı hı. Bir yandan muhakeme gücünü yapay zeka yapıyor. Ama bir yandan da büyük veriyi işleyebiliyor. Yani 1, 2, 3, 5, 10 bir doktorun görebileceği örnekten çok daha fazla sayıda örneği inceleyebiliyor, araştırabiliyor. Bizim uzmanlıklarımız daralmayla ilgili. Yani insanlar belli bir dar bir alanda uzmanlaşarak ilerliyorlar. Ama sorunlar dar alanlarda değil ki, insanın geneliyle ilgili. Dolayısıyla bu büyük veri daha holistik bir bakışla üzerine çalışan bir yapay zeka, hani insanın yapamayacağı, orada bir uzman insanın yapamayacağı şeyleri ortaya çıkarabilir. Mesela şey düşünün, kalp ritimleri, kalp krizi riski falan. Hani şu anda efor testi vesaire gibi şeylerle yapılıyor. Düşünün ki Türkiye'de mesela 3 milyon insanın 5 yıl boyunca kalp ritimleri, IoT cihazları falan kullanarak kayıt altına alınmış durumda. Ve bunlarla ilgili ne zaman krizle ilgili durumlar oluştu vesaire, bu bilgiler de var. Bunlardan yapay zeka çok etkin bir şekilde önümüzdeki bir ayda, üç ayda, altı ayda, bir yılda, beş yılda kalp kriz riskiniz nedir ve şu an artmaya başladı vesaire, bunu tespit edebilir. Bunu bir doktorla yapabilme olasılığınız yok. Hani maliyetleri çok yüksek olur yapmaya çalışsanız bile. Hani birebir öyle kişiye özel bir hizmet üretemezsiniz. Ama teknolojik altyapıyı, büyük verinin veri toplama imkanlarını, üstüne yapay zekayı, makine öğrenmesini koyduğunuz zaman bu her insana çok ucuza sunabileceğiniz bir hizmet haline geliyor. Dolayısıyla bizim uzmanlarımızın da böyle bununla mücadele etmeyi bırakıp aslında bu teknolojileri kullanarak daha güncel bir şekilde ben bunları nasıl yapabilirim, ona kafa yorması çok daha sağlıklı olabilir. Bir de yapay zeka ile doğal zekayı birbirinden ayrı düşünmek de çok anlamlı değil. Aslında kritik nokta, yapay zekayı kullanabilen bir doğal zeka. Yani bu tür imkanları kullanan bir psikiyatr, bir doktor çok 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 büyük yetkinliklere ulaşabilir. Yani yapay zeka ile yapılamayacak mesela tedavideki unsurlar gibi olaylar, konuları çok rahat bir şekilde yapabilir. Sinan Hoca'nın bahsettiği hekim olma olayı o zaman çok daha çok hekim büyük, kare tabii, büyük falan gibi bir duruma gelebilir. Yani bilgeleşme meselesi biraz işte sanatla, insanlarla ilişki kurarak, okuyarak olması gerekiyor ama yine bu dönem biraz daha bizi onlardan uzaklaştırıyor ya. Yani bilgeleşmek de çok zor aslında şu an. Bir tiyatro oyunu izlemek inanılmaz zor şu an. Yani gidip o saatini vermek, iki saat telefonuna ulaşmadan bir şeyi tahammül izlemek, edebilmek. Tahammül edebilmek. Yani şu an böyleyse zaten 3 yıl sonra insanlar ne demek canım? Nasıl yani 1,5 saat ben telefonumu ele almayacağım, bir şey mi izleyeceğim? Bana ne diyecek? Yani dolayısıyla bilgeleşmek de çok zorlaşmıyor. Hekim olmak olaya, çok zor şu an aslında. Olaya dahil olmanız için sabır gerektiren her türlü aktivite hayatımızdan dökülüyor. Evet. Bunun da en önemli sebebi, şimdiki gençlere bakın, işte derslerde konsantre olamıyorlar, hepsi hiperaktif falan diye şikayetler çok var. Şimdi bu çocuğun hayatına bakarsanız
Mesela benim çocuklarım dahil olmak üzere etrafta gördüğüm bütün gençler, işte buna şimdi Z kuşağı, hatta belki yakında Z kuşağı var, bir şey diyecekler bilmiyorum. Hı. Şimdi bunların tamamında tükettikleri eğlence, içerik, bilgi, her şey dijital cihazlarda artık. Ve dijital cihazların muhteşem bir özelliği var. Köşede bir tane çarpı var. Sıkıldın mı basıp çarpıya kapatıyorsun. Hı. Mesela video çok mu uzadı? 2,5 hızı alıyorsun. Onu da beğenmedin çarpı kapatıyorsun. Kapı. Fakat okula gidiyor, öğretmenin çarpı düğmesi yok. Evde annesi dırdır ediyor, çarpı yok. Yani anlatabildim mi? Engelleyemiyor annesini. Tabii tiyatroya giriyor, işte ağır bir oyun, bir prelüdü girişi olacak ve sabredemiyor, çarpısı yok. Dolayısıyla ne yapıyor? Garanti eğlencelere, kendi kostümüze et, yani kendisine göre ayarladığı içerikleri tüketmeye alışmış. Biraz şımarıkça bir insan modeli artıyor. Bu tabii ki... Biraz ne istediğini de bilen değil mi hocam? Aslında bilmiyor. Çünkü ne istediğini bilebilmesi için maruz kaldığı... efendim repertuarın geniş olması lazım. Şimdi sanatçı sanata maruz kalmış insanlar arasından çıkar. Şimdi burada büyük bir tehlike var. İnsanı diğer canlılardan ayıran ilk işaret nedir diye geçmişe bakarsanız 50 bin sene önce yaklaşık bizimkiler mağara duvarına resim yapmış. Tuhaf, yani daha alet edevat yapmadan önce böyle bir resim yapma telaşı var. Niye olduğunu bilmiyoruz ama soyut düşünceleri somut eserlere dönüştürüp yarına kalmak gibi bir niyet var orada belli ki. Hani zaman algısı genişlemiş. Yani ben bunu çoluk çocuğa bırakayım işte kendimi göstereyim neyse artık. Ölümlülüğünün farkında. Tabii bu soyut düşünme becerisi emek isteyen, yatırım isteyen bir şey. Ve sanat mesela Rusya'da bir hocamız işte anlattı. Küçüklüğünü Rusya'da geçirmiş. Şu anda ünlü bir ressam sevgili Ali Hirişçi. Küçükken bunları sürekli müzeleri gezdirirlermiş. Bunlar da hiçbir şey anlamazdık. Bize iki saat bu tablo şöyle oldu bilmem ne oldu bir sürü bir şey anlatırlardı. Bir gün annesine demiş ki anne ben hiçbir şey anlamıyorum anlattıklarınızdan. Annesi demiş ki merak etme yavrucuğum zamanı gelince olacak. Bu ileride mesela birçok arkadaşı gibi güzel sanatlara girdiğinde bir anda diyor kafamda açıldı ve her şeyi çok hızlı kavrayabildiğimi fark ettim. Çünkü maruz kalmak o zahmetli soyut beyin devrelerinin oluşması için gerekli. Şimdi düşününüz biz ne bekliyoruz? İşte Harari falan yazıyor kitapları, Homo Deus'u falan, şey işte Sapiens'i. Yakın bir zamanda yapay zeka gelecek, işler bitecek, insanlar gereksiz olacak. Aman yarabbim biz ne yapacağız? Bu telaş çok haklı. Çünkü insan bugün makinenin yaptığı şeyi yapıyor. E makine gelince ucuz iş gücü hepsini elimizden alacak. Biz böyle elimiz böğrümüzde oturacağız. Biz ne yapacağız acaba diye. Sanat yapan, orijinal düşünce üreten, yani sanatsal olarak soyut düşünceden yeni anlamlar çıkarabilen insanlar yetişmezse... Hakikaten insanlık krizi kapıda. İnsanın farkı o bilgisayarı da yapan ama aynı zamanda o mağara duvarını da resim yapan bir beyne, bir zihne sahip olması. Biz maalesef o özellikleri biraz kaybediyoruz. O yüzden biz hep durmak, yavaşlamak, bir tadını çıkarmak gibi alıştırmaları hayatımızda tutmamızın nedenle elzem olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu bir eskiye özlem, nostalji falan değil. Yine söylüyorum beyin o kadar hızlı değişmiyor. Ve bunun bedelleri olacak ve şu anda da var. Böyle dikkati dağınık deli gibi bir sürü çocuk mesela. Ve doymuyorlar yani. İşte o oyun bağımlılıklarının falan hepsinin arka planında o doymaz bir eğlence arayışı yatıyor maalesef. Bir yandan da enteresan bir şekilde hani bütün bu felsefeler, spiritüel davranışların, bütün bu şeyin sağlıkla ilgili böyle bir insanların bir telaşı var. İşte anda kalalım var, ne olur anda kalalım, bir durmak var. Böyle nefes alıp biraz durduğunda... Aa ne güzelmiş ya diyen böyle belki de eskiden çok normal olan şeyler şu tamam. An böyle bir yenilik gibi delilik gibi böyle hani bir kampa gittim yani bizim yazın yaptığımız şeyleri yani normalde gittiğimiz yerleri kampa gittim bir durdum ya bir salata yedim inanılmazdı falan gibi yani bunlar bir taklit mi yoksa yani bunlar artık bir kamp bu kamplar yani ama şöyle, sadece anda kalabileceğiz yani biz normalde anda kalamayacağız. Yani hepsi için genel konuşulamaz ama çoğu biraz böyle şeymiş gibi. Olan şeyler yani. Evet, biraz bu da bir endüstri yani. Tabii de bu da satın almış. Ben bu arada bunlara gidip keyif alan biriyim. Onlar da şey diyeyim ben de onlardan biriyim. Yani çünkü gerçekten senin normalde küçükken yaptığın şeyleri sana yaptırıyormuş gibi bir tabii. Deneyim yaşıyoruz yani. Kaybediyoruz hayatta. Evet. Yani bunları hatırlatması oranında kıymetli. Ama gidip o kampta iki dakika böyle ah ağaç gördüm gelip onu har 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 tekrar beyaz yakalı hayatına devam ediyorsan bunun çok bir faydası yok faydası yani. Yok, evet. Ama sanki ben şey hissetmiştim ya bir dönem böyle bir kilo verdim şey oldu bir hareketlendim bir böyle normal yemek yedim falan. Çünkü şu an şey, endüstriyel bütün yemek tasarımları da daha az düşünelim biz diye. Yolda mi? Gelirken bile onu konuşuyorduk. He. Yani ne yemeli ne yememeli falan. Şu anda insanın temel problemi o mesela. Niye böyle? Bundan atıyorum 5000 sene önce böyle bir derdimiz olamazdı. Yani çünkü yiyecek az buçuk bir şey vardı tarım marım anca ne üretirse.
10 bin, 15 bin sene önce hiçbir derdimiz yok. Çünkü tabiatta ne varsa mecbur onu yiyeceğiz. Yani öyle şunu seçeyim, bunu yapayım falan. Şimdi görece devasa bir çeşitlilik. İşte şimdi bir manava gitsen 30-40 çeşit bilmem ne buluyorsun. Fakat onlar arasında hemen hemen hepsinin yani besleyiciliği benzer. Ve biz kendi arzularımıza göre ürettiğimiz meyve sebzeler onlar. Seçe seçe üretmişiz. Tabiattaki çeşitlilik yok. İstediğimizi istediğimiz an bulduğumuz için tabiatta az bulunan şeyleri çok seviyoruz. Şeker gibi. Sürekli ona yumuluyoruz mesela. Halbuki sakin ya, şeker yeterince var ama beyin diyor ki yarın bulamam. Niye 300 bin senelik beyin? Götür şekeri götür. Mesela çocuklar niye o şeker çikolata rafının önünde kendini kaybediyorlar? Çocuğun beyni 500 bin senelik. Diyor ki ben bu şekeri bir daha bulamam. Al anne al, hepsini al, onu da yiyeceğim falan diye. Şimdi sadece yani çocuk değil, biz bir teknoloji mağazasına gittiğimizde biz erkekler, işte hanımlar giyim mağazalarının arasında gezerken niye al al onu da al topla, bütün hepsine niye bakıyoruz, niye böyle hepsini götürmek istiyoruz? İşte bu eski beyin nedeniyle. Şu anda burada yaşadığımız sıkıntıyı birinin bize fark ettirmesi tabii kıymetli ama hayata oturmadıktan sonra o farkındalık, yani hayat tarzı hale gelmedikten sonra biraz spor gibi kalıyor. Yani böyle arada bir yapalım. Hani spor salonuna gitmek nasıl? Tabii tabii. İki kas çıktı. Tamam ben tekrar yemeğe vurayım. Azıcık yatayım falan. O biraz sıkıntılı. Evet, konuklarımız da var. Yani daha doğrusu ekibimiz. Solaklar sağlaklardan daha zeki. Bu gerçek mi? Yok. Öyle bir verimiz yok. Reaksiyon hızları bir tık fazla. Sen kendini çok zeki ve her, yani sağlaklardan üstün mü düşünüyordun? Demek ki yıllarca bizi kandırmışlar ya. Ben ikizler burcuyum. Bir de solağım. Of. Sen çok zekisin diyorlar. Tolga Bey buyurun. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Ben Sinan Hoca'ya bir soru soracaktım. Buyurun. Sanat üreten insanın sanata maruz kalması gerekiyor dedi. Yani beynini o şekilde geliştirmesi gerekiyor. Yapay zekayı da ya sanata maruz bırakabiliriz herhalde günün birinde. Yani o acaba bir gün yani bu konuda bir şey üretebilecek mi? Yani bu mesela çok tartışılan bir konu. Ben size bana sordunuz ama ben kısa cevap verip Mustafa Hoca'ya havale ederim o işi. Çünkü şu anda yapay zeka bunu yapıyor. Ama orada ufak bir nüans var. O da şu ki sanatı müthiş taklit ediyor. Mesela Beethoven gibi beste yapıyor. Değme müzisyenler yani böyle tecrübeli müzisyenler ayıramıyor. Yani gerçekten Beethoven'ın kayıp bestesini buldum diye getirsen adam yer bunu yani. Çünkü yapay zeka bütün karakteristiğini ortaya koyabiliyor. Ama bir Beethoven icat edemiyor yapay zeka. İnsandan aldığı örneği mükemmelen taklit edip çeşitlendiriyor. Ama sıfırdan bir şey üretemiyor. İnşallah da yapamaz. Ama Mustafa Hoca yapacak diyecek galiba. Aslında sıfırdan da üretebilir ama sıfırdan ürettiğinin güzel olduğuna yine insan karar verebilir. Yani hani bu yaptığım güzel oldu diyebilme şansı yok yapay zekanın. Çünkü beğeni gibi bir kavramı yok. Onun beğenileri bizim ona öğrettiğimiz şeyler. Dolayısıyla şey yapabilir, mevcuda yakın bir şeyler yapabilir. Mevcuttan uzaklaşan şeyler yapabilir. Mesela binlerce çeşit denettirebilirsin, üretir binlerce çeşidini. Bunlardan bazılarını insanlar çok beğenebilir ve gerçek bir insanın yaptığı üretime göre çok daha güzel, orijinal bir üretim olarak da değerlendirebilir. Ama ona o değeri verecek olan insan, yani bu güzel oldu, bu çirkin oldu, bu olmadı diyecek olan yine insan. Yani yapay zekanın bir beğeni kriteri yok. Yani bunu beğendim, bu güzel oldu diyemiyor. Beğeni gibi bir kriteri de olabilir ama o da bizim ona öğrettiğimiz bir şeydir. Yani deriz ki etiketleriz. Bunlar güzel olanlar, bunlar güzel olmayanlar. Ona göre der ki bu güzel, bu güzel değil. Bunu insanlar beğenir, bunu beğenmez. Ama sonuçta bizim ona öğrettiğimiz bir şeyi yine değerlendirmiş oluyor. Peki şaka yapabilir mi yapay zeka? Bunu sormamız gerekiyor. Evet evet, bizim kendi ekibimiz. Kendi aramızda çok konuştuğumuz bir şey de. Yani şakaya benzer şeyler belki üretebilir ama mesela müzik üretmesine göre çok daha zor şaka üretmesi. Yani müzik üretebilir. Müzik zaten matematikle çok yakından ilişkili bir şey. Belki resim üretebilir falan ama şaka üretmesi herhalde onlardan daha zor olur. Yani biz şu an programda kullanıyoruz. Mini Ada diye bir robotumuz var. Ona şakaları biz yazıyoruz. Evet. Ve komik oluyor yani. Biz ayarladığımız için komik oluyor. Bir gün şey oldu yani. Acaba biz olmadan da güldürebilir mi? Kendi işimizi mi baltalıyoruz şu an? Eser buradayken söyleyeyim mesela. Ben özellikle yani mizah yapanları, bu tip sektörlerde uğraşanları çok yakından takip ediyorum. Çünkü genellikle onlar biyolojik gerçeği bilmeden yapıyorlar bu işi. Yalan ve mizah çok büyük beyin gerektiriyor. Yani çok sağlam beyin gelişmesi isteyen bir şey. Mesela mizahta biz genellikle
çelişkileri yakalayıp onlardan işte bir şeyler üreten o punchline'ı hani ortaya koyup bir anda bizi şaşırtan şeylere giriyoruz. Aslında bir olumsuzluk tespit sistemidir mizah. Fakat bu olumsuzluk bize zarar vermiyorsa, yanımızdaki etrafımızda önem verdiğimiz kişilere de zarar vermiyorsa biz buna ağlamak yerine gülerek karşılık veriyoruz. Ama zarar veren bir şey olduğu zaman işte kızıyoruz ya da işte üzülüyoruz vesaire. Şimdi bu çelişkileri yakalamak, işte ortamda nabza göre şerbet verecek, çam devirmeyecek şekilde espri yapabilmek falan ciddi büyük bir beyin istiyor. Yapay zeka elbette ki espri yapar. Bizim ona öğrettiğimiz çelişki algoritmalarını kurar, tıkır tıkır espri de kurar. Ama ve lakin bir yerde yaptığı bir espri, mesela siz tutar kendi kültürünüze göre bir şey yaparsınız, Japonya'da o espri bir yapar, Japonya'da makineyi sökerler. Güzel. Burada cihaz atarlar yani. O konsepte uygun espri üretebilmesi çok zor. Dolayısıyla insan beyninin yapacağı bir iş ancak. Neler yapabilir düşünmek için şunu düşünün mesela. Bir 10 yıl önce aslında bilim insanları bununla uğraşıyorken yapılamaz gibi öngördüğümüz bir şey. Cep telefonunuzda dikteyi açtığınız zaman konuşuyorsunuz ve söylediğiniz metni anlayıp yazıya çeviriyor. Ve bunu da gayet başarılı bir şekilde yapıyor. Hiç de böyle büyük bir olaymış gibi falan da sunmadılar yani. Standart bir olay gibi geliyor artık bize. O bir 10 yıl önce bile bu ancak işte bazı bilim insanlarının yapmaya çalıştığı, bir türlü tam verim alamadıkları bir konuydu. Şu an hayatımızın içerisindeki sıradan bir konu haline. Ben bir şey daha söyleyeyim. YouTube kanalımızda bir program çekiyoruz. Biz orada çok ilginç bir soru geldi bize. Yapay zeka dindar olabilir mi diye bizim arkadaşlarımızdan biri sormuş. Yani şimdi soru gerçekten çarpıcı böyle düşünülmesi. Hani bir dine inanırmayı bırakın dindar olabilir mi diye soru bir aşama ilerisi. Çok kolay. Dindarlığı nasıl tanımladığınıza bağlı. Yani bir dinin öğrettiği bütün ritüelleri, bütün efendim kelimeleri tekrarlayabilmek en iyi zaten yapay zekanın yapabileceği bir şey. Ama nasıl tanımlıyorsunuz bunu dindar olmak? Yani ah böyle kalbimden geçti, gözümden yaş geliyor. Yapay zekanın öyle bir şey yapabilmesi mümkün değil. Ama dindarlıkla siz belli algoritmaları takip edebilmeyi kastediyorsanız yapay zeka yani bunu en basit yapay zeka bile insandan çok daha iyi yapıyor. Yani ibadet konusunu. Tabii tabii mesela bir robot yaptınız. Yani neyse tarifini yapın diyelim işte Hristiyan, Müslüman hiç fark etmez ibadet şekli neyse. Robot hatasız yapar. Hatasız yapar. Asla namazı bozulmaz mesela robotun yani. Kazaya asla gerek kalmaz. Kaçmaz bilmem anlatabildim mi? Ama bu mu acaba işte dindar bu bize kavramlarımızı tekrar düşünmemiz gerektiğini gösteren çok güzel bir örnek. Nedir mesela işte benim MP3'çalarım bir kutsal kitaplar bölümler okuduğunda o dinin dindarı mı oluyor? Yok bir aktarıcı oluyor sadece. Falan işte bunları düşünüp ya insanın farkı nedir sorusunu sormak için bence güzel bir şey yani güzel bir fırsat. Yani şeydi yine ben bir diziden örnek vereceğim de Westworld işte izliyordum son sezonda artık birbirine girdi yani olaylar. Hani işte yarattığın yapay zekanın insanlığı ele geçirmesi üzerine bir sistemdi yani hani. Sorgulama ihtimali var mı sorusunu soruyorum. Ben Westworld dizide onu sordum. Yapay zekanın ileride sorgulamaya beni kim yarattı? Bu yaradan nedir? Ve ben bu çerçevenin dışına çıkabilir miyim mi? Sorabilir mi? Yani çünkü diyorsunuz sizin sormasını söylediğinize göre... sorar. Yani hani sonuçta yönlendiriyoruz. Belli bir çerçeve çiziyoruz yapay zekaya. Giderek bulduğumuz teknolojiler bu çerçeveyi daha geniş çizmemizi de sağlayabiliyor. Mesela önceden bir problem soruyorduk, çıktısı vardı ve bunun girdileri vardı. Bunları veriyorduk, girdileri kendimiz belirliyorduk, ona göre çıktıya etki eden faktörleri buluyordu. Şimdi artık mesela girdileri o kadar vermemize gerek olmadan, mesela resimlerin kendilerini vererek, önceden diyelim ki bu insan mutlu mu diye bir şey üzerine çalışma yapacakken, ölçümleri, resimdeki ölçümleri bizim vermemiz gerekiyordu. Ona göre karar veriyordu. Şimdi sadece resimleri etiketleyip vermemiz yetiyor. Yetiyor. Yani oradaki neye göre hangi matematik ölçümleri buradan çıkarayım bakayım falan ona kendisi karar verebiliyor. Bu makine öğrenmesinden daha derin öğrenmeye giden süreçte bu tür şeyleri de yapıyoruz. Ama bunu kendi kendine yapmıyor. Ama bunu şey, yapabileceği yöntemleri insanlar icat edip uyguladıkları için... onlar ortaya çıkıyor. İşte şu oluyor mu? Aslında sorum da orada giriyor. Şimdi insanlar öğretirse, insanlar yap derse başlayın. Kim o insan? Yani Westworld'de işte Anthony Hopkins'in oynadığı karakter yani herkesten daha zeki biri ise ya da bir şey, yani benden işte dediğim gibi ben online oynarken benden daha zeki biri ya da oyunla ilgili biri beni yeniyor. Yani daha zeki biri, insanlığın normal düşünenden Einstein gibi bir adam verirse o bilgiyi
demek ki bizi de sorgulayabilir mi? Hemen sorun şeyde zaten, bir bıçağı tehlikeli kılan şey bıçağın kendisi değil, onu tutan eldir. Hı hı. Yani yapay zeka da bir araç temelde ve aynı şey geçerli. Hı. Yani o yapay zekayı kontrol eden, yönlendiren, bir şey yapmak üzere eğiten ne yapmak üzere eğitiyor, neye göre kontrol ediyor? Ona göre. Bir de bu işin makine öğrenmesi, yani işin öğrenme kısmından çok otomasyon kısmı burada önemli. Yani hani makine öğrenmesi bir şey öğreniyor ama bu sadece bir bilgi. Bu bilgiyle ne yapacak? Otomasyonla bir şeyler yapacak mıyı yönlendirdiğimiz zaman oralarda artık tehlikeler oluşmaya başlayabilir. Yani şu anki hali bir hayli ilkel, yani hani yüz tanımadır, konuştuğu anlamadır vesaire, bunlar baktığımız zaman aslında birkaç yaşında çocukların yapabildiği şeyler. Yani hani çok onları taklit ettiğinde seviniyoruz. Yani. Evet, evet. Ama çok hızlı ilerliyor. Yani nereye gideceği çok belli olmaz. Yani yarın öbür gün değil de hani belli bir süre sonra bir takım silikon varlıklar kendi kendine düşünebilip, karar verebilip, bilinç falan geliştirmeye başlarsa onlara da insan deriz zaten. Ya şu, yani yarın öbür gün bana da çok uzak gelmiyor. Yani burada hangimiz yapay zeka diye sorgulamaya başladığımızda sıkıntı olur herhalde. Olabilir çünkü o. Tabii yani şu anda chatbotlarda falan insanlar ayırt edemiyorlar. Yani mesela bir hizmet alacak, bir diyelim ki uçak yolculuk için ayırt ettirecek vesaire. Yapay zeka ile konuşuyor, yapay zekadan hizmet alıyor ve karşısındaki bir insan değildiği anlayamıyor şu anda insanlar. Dolayısıyla hani insan davranışını çok taklit edebiliyor. Yani. Herkesin kullanımına açık böyle sistemler de var. Ama bu İşin nereye gidebileceğini biraz önce sorduğun soruya da aslında klasik bir eser var. Onu herkese tavsiye etmek isterim. Isaac Asimov'un 1930'larda yazdığı Ben Robot diye efsane bir hikaye kitabı vardır. Türkçesi de var. Çok şükür Türkiye'de çok satan kitaplardan biri her zaman. Çünkü hakikaten robotlar konusunda insanlığın zihnine eğitmiş kitaplardan biridir. Orada QT adlı bir robotun hikayesi var. Demontal'de uzay istasyonuna gönderiliyor. Orada iki tane görevli bunu montaj yapıyorlar. Robotun görevi oradaki işleyişi yürütmek ama İşini daha iyi yapsın diye nedensel bağlantı kuran, işte o pozitronik beyin diyor kitapta, öyle bir ne olduğunu bilmediğimiz pozitronik beyin diye bir şey var. Orada nedensel bağlantı ve akıl yürütme işine bir tık gaz vermişler onu, yani acık böyle daha iyi onda. Bu tak diye kurulduktan sonra ilk yaptığı şu oluyor. Diyor ki siz diyor insanlar yumuşak malzemeden yapılmışsınız, beni yapmış olamazsınız. Ben sizden daha üstün bir varlığım falan diye akıl yürütmeye başlıyor. Ondan sonra uzay istasyonunu geziyor. Uzay istasyonu da işi güneşten aldığı enerjiyi yoğunlaştırıp dünyaya bir ışın olarak göndermek. Bakıyor siz dahil diyor buradaki bütün varlıklar bu ışın yönlendirisine hizmet ettiğine göre Tanrı da o diyor. Ben diyor onun peygamberiyim falan diyor. Peygamberliğini ilan ediyor. Ortalık karışıyor. Ama sonuçta şuna, astronotlar şuna karar veriyorlar. Ya işini mükemmelen yapıyor. Bırak neye inanırsa inansın falan gibi. Hani öyle bir noktaya getirip bağlıyorlar. Çünkü ışını bir nötron fırtınasında bile saptırmadan tutabiliyor. Önemli olan işlevsellik ve yarın bir gün böyle bir şey karşımıza çıkabilir. Ama aynen mesele bize bağlı. Ben hep söylüyorum, burada da tekrar edeyim. Korktuğumuz şey aslında yapay zeka değil. Ya da bıçak değil. Bıçağı tutan el. O yapay zekanın arkasındaki yatay zekadan korkuyoruz biz. O fikir değiştirmeyen, sabit fikirli, ben illa bunu böyle yapacağım, duruma göre hani insani ya da vicdanlı düşünemeyen zekalar var ya, bizim ondan ödümüz kopuyor. İşte ben de diyorum ki ahlaklı insanlar yapsın bu işi. İnsanlık endişesi olan insanlar girsin şu teknoloji işine, biz de bu korkumuzu azaltalım yani. Yani o korku da her zaman olacak gibi. Tabii ki her zaman. Yani, zaten başka olan yani mesela gen teknolojilerinde de böyle korkuyoruz. Klonlanacak mıyız? Tabii. Ne bileyim yani teknolojinin her alanında var. Bunu kötü amaçlı insanlar kullanırsa, efendim ne bileyim bizim hücrelerimizi kopyalayıp bilmem nereye gönderirlerse, ya ben farkında olmadan benden bir tane daha yaparlarsa falan gibi. Zaten de kullanacaklar ama şu anki teknolojileri de kullanıyorlar. Yani hani bu yeni bir şey değil. Her türlü teknolojiyi iyi amaçlarla da kötü amaçlarla da kullanıyorlar. Ve hani çok yeni teknolojilerin icat edilmesine gerek yok çok büyük zararlar görmemiz için. Zaten mevcut teknolojilerle zarar verecek olan yine veriyor. Bu sadece şey de değil, yani sadece kötülük anlamında da zarar da değil. Mesela ülkeler arası rekabet olayına falan baktığınız zaman giderek dijitalleşen dünyada, bir yandan dijitalleşme, bir yandan yapay zeka, şu anda uluslararası anlamda ülkelerin durumlarını etkiler bir noktada. Mesela dijital kapitülasyonlar var şu anda. Yani Türkiye'de bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz ama yurt dışından birileri dijitalin de getirdiği imkanlarla burada size ciddi anlamda
rakip olabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla bunları falan da düşünmemiz lazım. Olay sadece yapay zeka değil, dijitalleşmenin pek çok unsuru hep beraber çok farklı şekilde etkiliyor yaşamı. Yani bu globalleşme falan diyoruz ama bu hep böyle bir globalleşme, bana daha çok hani işletme, iktisat terimi gibi geliyor globalleşme. Daha bu yani internet dünyası olması, yani şu anki formundan çok daha değişik bir yere gidecek kendini gibi değil mi? Kendini organize eden bir şebeke içinde yaşıyoruz aslında. Yani kendi kendini organize eden, kendi içinde düzenler üreten. Hı hı. Bir şebeke, mesela işte Facebook diye bir uygulama şu anda bir ülke gibi. Diyor. Ülke değil mi? Ülkesi, tabii en büyük ülkesi. Hı. Kendi içinde bir sistem var. Herkese diğer sosyal medya sistemleri de öyle. Ama bunun da ötesinde insanların kendi profesyonel ya da işte hobi amaçlı vesaire için kurdukları o networkler, o şebekeler iç içe geçerek aslında büyük bir sistem oluşturuyor. Hı. Şu anda tabii ki dünyanın %100'ünün internet erişimi yok. Ama öyle bir şey sağlayabildiğimizi ve teknolojiyi çok ucuzlattığımızı düşünelim ki eğer işler çok ters gitmezse böyle bir yöne doğru gidiyoruz zaten kısa bir süre içerisinde. Bu durumda mesela bizim bir fantazimiz vardı işte anlık demokrasi falan gibi. Yani artık böyle 4-5 senede seçim bekleyeyim bilmem ne gibi bir dert olmayacak belki. Hatta hani daha fantazi yapalım, uçuyoruz zaten bir şeyimiz yok ya. Aynen. Biyometrik potansiyellerle, vücuttan aldığın sinyallerle insanların düşüncelerini falan doğrudan internete yansıtabildiğini düşün. Artık böyle klavyeden girmene gerek yok. Yani işte belli bir miktar insanda hoşnutsuzluk belli bir düzeye ulaştı mı küt hükümet devrilsin bilmem ne olsun. Yani, ya da işte hemen eğilimleri belirle derken böyle bütün gezegen devasa bir organizma gibi birlikte aslında davranmaya dahi başlayabilir. Oraya kadar giden bir süreç var. Biz bunun simülasyonunu zihnimizde çok yapamıyoruz. Halbuki ben hep diyorum ki biyolojiye bakın. Çünkü bu şebekeleşme sisteminin gideceği yer 3,5 milyar yıldır biyolojide var zaten. Evet. Yani bizim en basit tek hücrenin çok hücreli canlıya doğru dönüşmesi sırasında olan şey bu. Niye karaciğerimiz, beynimiz, böbreğimiz tek başına yaşayamıyor? Biz devasa bir şeyin nasıl diyelim örgütlenme sisteminin görüntüsüyüz aslında. Aynen internet de belki dünyayı böyle bir yere götürecek ya da yarın bugün adı her ne olacaksa. Fakat sorun şu ki biz kendi inovasyon mantığımıza o kadar kilitlenmiş vaziyetteyiz ki. Hep dedim ya daha hızlı, daha ucuz, daha bilmem ne, daha çok. Böyle deliler gibi üretiyoruz. Abi biz ne yapıyoruz diye durup bir sormaya vaktimiz olmuyor. Yok, İşte o demin bahsettiğim sanatçılar, işte o duyarlı insanlar durup şöyle bir nefes alabilenler falan. Diyecekler ki bir dakika yanlış yere gidiyoruz. İşte onların sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Evet yani aslında burada söylediğiniz çok önemsiyorum hocam. Yani şu an bir sürü tıp öğrencisi, işte biyoloji, genetik bilimi okuyan bir sürü insan var yani. Bu insanların gerçekten de işte sizin gençliğinizde yaptığınız gibi gitar çalmak gibi, işte tiyatro yapmak gibi gerçekten bu aktiviteleri bir şekilde bir yerde kendilerini maruz bırakmaları şart yani. Arayıp bulsunlar. Bulsunlar yani. Bir yandan da çok da kolaylaştı. Yani hani eskiden diyelim ki bir ilçedeki bir insan bir tiyatro nasıl izleyecekti ama şu anda canlı olarak bir yere bağlanıp bunu izleyebilme imkanına sahip. Yani eskiden ulaşmak yok olduğu için, ulaşmak zor olduğu için zordu. Şu anda problem daha çok çokluktan kaynaklı. Evet. O kadar fazla imkan var ki onların arasında boğulup kalıyoruz. Bir ilgi obezliği oluşuyor. Yani hiçbir şeye böyle odaklı kalamayacak kadar yoğun bir ilgi bombardımanına tabiyiz. Ama bunu değerlendirebilen, yani bunun içerisinde yolunu bulmayı öğrenen için de yani sanata maruz kalma olayının kralını şu anda yapabiliriz mümkün. Yani işte bu VR teknolojisini eğer tiyatro salonlarında kullanabilirsek, hani bize maçtan veriliyor da o örnek, hani işte Real Madrid Barcelona maçında oturduğun yerden izleyeceksin falan. Yani tiyatroyu da öyle izleyebilirsek, konçertoyu da sahnede 1 milyon kişiye eş anlı olarak tiyatro oynamak mümkün şu anki teknolojiyle. Ama şunu söyleyeyim, işte öyle bir şey yapıldığı zaman da bu oyunu şöyle geçeyim, şunu geçeyim, çok uzadı geçeyim. Evet, şu an. Yani o işte sanatsal deneyim biraz farklı bir şey farklı yani. Bir şey. Onu buraya aktarmak biraz zor. Yani burada aslında sadece teknolojiyle görselleştirmek ya da bilgiye erişim falan değil de insanın çok temel bir ihtiyacı var ya, bir başkasıyla bir arada olmak. Evet. Tamam mı? Yani anlamak, evet, anlaşılmak, ait olmak ve başkalarıyla bir arada olmak. İşte belki hani yapay zekanın deminden beri konuştuğumuz pek çok işlevi yerine getirebilir. Ama bu noktada bu eksiği gidermekte biraz daha geri kalacağını düşünüyorum. O ihtiyacımız var mı? O ihtiyacımız yani var. Yani insanın doğasında var ve var, evet. Bu değişmeyecek mi? Vazgeçilmez. Bu çok, öyle mi? Bu çok temel. Ses olarak insanın olması yetmiyor mu mesela? Online şey, böyle kendimden de. Şimdi sosyal medyada zaten o yüzden mesela sosyal medyayı bu kadar çok bağlıyız. Ya da aslında oyunlar da sosyal alanlar. Hı hı. Şey oldukça
Hani böyle işte kent yaşamı, zorunluluklar, hızlanma, kalabalıklar filan. Kendimize benzeyen insanlarla karşılaşma, sokakta karşılaşma ihtimalimiz azaldıkça biz bu medya organlarından bize benzeyen insanlarla bir araya geliyoruz. Yani aslında bütün bu Facebook'ların, bilmem işte Instagram'ların filan bize verdiği şey bir anlamda bu. Bize benzeyen insanlarla. Bu da bir sosyallik aslında. Bu sosyalleşme zaten işte, yani sosyal bir ortam. Sosyal medya demiş, sosyalleşme ortamı. Oyunların da böyle bir işlevi var. Yani evet artık sokaklarda çocuklar top oynamıyorlar ama şeyde oyunda kendisine benzeyen, aynı şeye ilgi duyan başkalarıyla oynuyorlar. Okula gidince de bunun muhabbetini yapıyorlar. Evet. Şimdi buradaki temel ihtiyaç işte ne bileyim klavye başında vakit geçirmek falan değil. Buradaki hatta şöyle mesela diyelim ki sosyal medyaya yüklediğiniz paylaşımların kaç beğeni aldığı çok önemli oluyor falan böyle hassasiyetler var ya. Bakın orada da bir başkası tarafından beğenilme arzusu var. Yani bizim hep başka insanların varlığına ve onların bize reaksiyon göstermesine ihtiyacımız var. İnsanı insan yapan temel özelliklerden bir tanesi de bu. Başkaları olmadan insan varlığını sürdüremez. Yani başkalarının gözünde kendisiyle ilgili bir kanaat görmek ister. Bir duygu yaratmak ister. Başkalarından duygu almak ister. Onaylanmak ister. Onaylanmak ister. Aynalanmak ister. Ait olmak gaza ister vesaire. Gaza getirmeyi ister tabii, yani. Tabii tabii. Mesela ben şimdi bir şey fark ediyorum. Ben İlişkiler seni çok üzüldüm mesela. Çok o sizin yaptığınız skeçler falan var ya bütün o hani yıllar boyunca. Ha ben özellikle senin tarzını sevdiğim için çok izlemişim. Şimdi onu fark ettim ama karşımda oturan adam başka bir adam şu anda. Yani akraba olmuş olmamız lazım ama o ekran başka bir şey. Mesela işte diyelim sen de beni TED konuşmasında gördün. Şurada burada izledin. Ama karşı karşıya geldiğimizde kurduğumuz eskilerin ruh be ruh iletişim dediği şey yani yüz yüze iletişim o başka bir şey. Başka bir şey. Çünkü burada o kadar fazla bir etkileşim var ki insan bunun için yanıp tutuşuyor. Ve sosyal medyada bunun şöyle bir dezavantajını görüyoruz. Mesela arkadaşlara hep öneriyor şey bir önerim oluyor. Ciddi mevzuları yok WhatsApp'tan bilmem nereden şuradan buradan tartışmayın. Çünkü yazı da tam tüm duygunuzu ifade edemediğiniz için. Hocam emoji o yüzden için var ve tabii geliştiriliyor biliyorsunuz. Yani emoji tabii, hakikaten tabii bir ihtiyaçtan türemiş bir şey. Ve tabii bu kullandığınız emojilere göre ya da yani mesela yersiz emoji tercih ediyorsanız bayağı kriz çıkıyor. Espri yapıyorsunuz. Adabı muaşeret oluyor. Anlamıyor filan. Yani emojiler aslında yine bizim bir araya gelmememiz için bulunmuş. Yine yeni bir icat oluyor. Yani bir araya gelmeden iletişim kurduğumuzda eksik olan o duygusal tonu tamamlamak için. Emotion'ı. Evet. Yani mimiklerinizi aslında o dijital ortama taşımış oluyorsunuz. Evet. Şimdi bazı uygulamalarda var. Yüz ifadenizi doğrudan emoji olarak gönderen falan şeyler çıktı mesela şimdi. Ama bu ne olursa olsun. Mesela şimdi yüz ifadesi tamam önemli dedik. İşte gülümsemek beyinde şu kadar dopamin salgılatıyor. Bunu çözdük, bunu uyguladık ama her gün neredeyse mesela bizim bu gerçek dünyadaki birebir sosyal etkileşimimizle ilgili acayip şey öğreniyoruz. Biraz önce tokalaştık. Bir 7-8 sene evvel sadece tokalaştığımızda beynimizde bir bağlanma hormonunun salgılanmasının arttığını bulduk. Mesela oksitosin diye bir hormon var. Biriyle tokalaşınca fış diye oksitosin salgılıyoruz. Niye? Oksitosin ne yapıyor? Bir, stresi azaltıyor. Diyor ki sakin ol, bu karşıdaki seni yemeyecek. Yani yabancı değil, düşman değil. İşte selam verdiğimizde aynı şey oluyor mesela. İki, gidiyor bir kan basıncımızı falan düşürüyor. Strese bağlı bütün reaksiyonları azaltıyor. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor. Beyin hücrelerine hemen diyor ki bir canlanın. İşte o sinir geliştirici faktörleri püskürtün. Biz biraz daha hücreye de bağlantı yapalım. Öğrenmeye, dinlemeye açık hale geliyorsun. Şimdi sadece tokalaşmada bunların hepsi gerçekleşiyor. Hele bir temas de sarılınca. Yani, tabii, tabii. İki insanın birbirine dokunması, temas. Dijital i̇şte ortamda oksitosin salgılatan şeyler yok mu? Olmaz mı? Mesela gülücük gönderdi mi acık bir şey onu da yapıyorsun. Hani o sadece iki noktası parantez yaptı mı o da bu tip hormonları ama az düzeyde salgılatıyor. Fakat henüz şunun karşısını bulamadık. Ben mesela işte diyelim Elif Hoca üzgün. Ya üzülme olur böyle şeyler şu sırtını sıvazlıyorum ya. Bu sırt sıvazlamanın etkisini daha bir iki sene içinde öğrendik biz. Yani insanlar birbirine mesela sarıldığında sırtlarını sıvazlıyorlar. Sırtımızla beynimiz arasında enteresan bir bağlantı varmış. Kedileri falan da boşuna öyle sevmiyormuşuz. Sırt bölgesi beyinde haz, sanat, iğrenme, tiksinme gibi işleri yürüten insula diye bir yere doğrudan bağlı. Sırtımızdaki dokunsal uyaran bize diyor ki tamam sakinleş, güven altındasın. Yani mesela bebeklere pıt 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 vurmamız falan hepsi o sebebe bağlıymış. Sırtını belki yaslamak falan gibi tabii, tabii kavramlar var. Arkadaş aslında bizde kültürde bunu keşfetmiş tabii ama biz bunun şeyini, biyolojisini yeni öğreniyoruz. Şimdi mesela
İşte bir düşün, bir uygulama olacak. Arkadaşın sana işte hak işareti gönderdi mi? Sırtın aygıt fış fış fış. Ne bileyim yani. Ama şimdi bunlar ne oluyor? Bak gece kondu yapar gibi. Tabii. Parça pincik birleştire birleştire gidiyoruz. Yani her zaman yani en mükemmeli yapılana kadar bu fırsatı kaçırmasın insanlar. Yani buldunuz mu sarılın, buldunuz mu tokalaşın, buldunuz mu oturun muhabbet edin. Çünkü bunun yerine koyabilecek henüz bir teknolojimiz yok. Ve ömür bir kere yaşanıyor. Yarın bir gün teknoloji yapar diye beklerseniz ömrünüz yetişmeyebilir. En önemli hormon olan oksitosinden mahrum kalabilirsiniz mesela. Evet, şu an bizi izleyen bundan 60 yıl sonraki insanlara da hani bize denk geldiyseniz eğer ya biz birbirimize sarılıyoruz, işte öpüyoruz. Neler neler. Bayağı o kadar mutluyuz ki bir araya geldik. Şeyiz yani bizi izlerken ya bunlar ne konuşuyor diyorsanız yani haberinizde olsun. Biz bayağı mutluyuz şu anda yani. Belki şey olacak ama mesai zorunluluğundan kurtulmuş olacaklar. Haftada bir iki gün çalışıyor olacaklar. Evet. Birbirleriyle çok daha zengin bir şekilde vakit geçiriyor da olabilirler. Yani o bence kesin olsun zaten. Yani şu an hani kendimi o anlamda şanslı hissediyorum ama yani 9-6 olayının bence kesin bitmesi lazım. Yani insanlık tarihinde... O en hızlı o bitsin bence yani. Zaten 200 bin yıllık Homo sapiens tarihinde 200 yıllık bir şey mesai dediğimiz konu. Yani şu an hayatlarımızın çok içine girmiş durumda. Varlık sebebimiz gibi görüyoruz falan ama muhtemelen bu dijitalleşme, yapay zeka gibi konular bu mesai zorunluluğundan bizi giderek azat ediyor olacak. Kesinlikle öyle. Bazı şeyler hakikaten çok yeni. Mesela 40 kişilik sınıflarda ya da yani sınıfta 45 dakika hareket etmeden oturmak bizim türümüz için o kadar yeni ki okullaşma. Hani hiperaktivite diye bir şey var ya çok konuşulan, hareketli çocuklar, sabırsızlar. Mesela hiperaktivite de aslında biraz okullaşma ve sınıfta oturmanın başlaması aslında sonucu ortaya çıkan. Bu yeni şey koltuk sandalyede oturmak. Anomali değil mi? Hani normal bir şey değil. O kadar kişiyi getirip aynı müfredat, aynı hızda ve 45 dakika yani oturarak öğrenmeye çalışıyor. 7 yaşında bir çocuğa 40 dakika bütün dikkatini buraya ver, başka hiç konuşmadan hiç yerinde otur şey demen de zaten ne yapacağız gerçekçi bir beklenti değil. Çocuğu ne yapacağız? Çocuklar yani bir süre daha böyle orada, gidecek tabii. Orada yani oturma ve şey evet ben hani küçükken ben biraz böyle kurallara uyan bir çocuktum. Yani hani algılamayı ya da yani bir taşkınlık yapayım ya bizim burada ne işimiz var değil de hep böyle oturacaksak oturmak tamam oturayım falan. Dişimizi yani işte orada bir hep böyle kendi türünden bir şeyleri görüp bir yandan da aslında ilk ilişkileri kurduğun da bir ortam ya o. Yani evet, sıkılmayı da öğrendiğin. Tabii. Yani temel aslında yani onun yerine neyi koyacağımızı tam bulamıyorum ben. Yani okul yerine herkesin çocuğum tam istediği şeye gitsin mesela. Hani daha çok canı hani, sıkılan bir insan ne yapar? Yani can sıkıntısı niye var? Mesela insan icat etmiş can sıkıntısını. Mesela tabiatta çok göremezsin böyle bir şey. Bize can sıkıntısı ne işe yarıyor? Canımız sıkılınca icat yapıyoruz biz. Evet. Yani bizi insan olarak bu dünyaya hakim kılan şey o. Sınıfta canı sıkılan çocuğa arıza çıkarttığında ne diyoruz? İcat çıkarma, i̇cat arıza yapma, otur oturun yani. Evet. Şimdi sıkıntı hocam, çayırda şey bayırda şey sıkılırsan süper bir şey ama sınıfta sıkılmak çok öğretici bir şey değil. Değil orada mi? Bir şey var aslında. Bence tiyatroya koşmuştum. Şimdi mesela sıkılmaktan bir şey öğrenebilen yani mesela canı sıkıldığında kendi kendini oyalayabilmek yaratıcılık demektir. Ve bu aslında yüksek psikolojik işlevdir yani sağlıklılık göstergesidir. Yalnız başına kalabilmek can sıkıntısına tahammül edebilmek. Yani şey, bunu ilk bulan her şey mi buldu acaba şimdi herkesi bir araya toplayıp canlarını sıkalım diye mi? Ya, okul acaba? Olabilir. 1870'te Prusya da çıkmış. Standartizasyon şey. Yani, aslında. Evet, yani formadan çıkmış vatandaş yetiştirmek üzere icat edilmiş bir şey örgün eğitim. Şimdi mesela toplumu eğitmek için evet okul dışında bir yöntem yok. Bir taraftan da genç çocuklar yani biz de öyle. Öğretmenden ziyade biz birbirimize bakarak bir şey öğreniriz. Yani öğretmenin anlattığı şeyler falan değil. Gene hani insanın insana ihtiyacı vardır diyorum ya. Çocuklar en çok birbirlerinden öğrenirler. Hatta normları ve anormal şeyleri de birbirlerini taklit ederek işte kabul edilmeyen davranışlara bakarak falan öğrenir. Bir de böyle arada denk gelen işine çok aşık öğretmenler çok etkili oluyor. Böyle çok acayip oluyor zaten onlar. Onlar bir rol model çıkarıyor. Evet, onlar net hayat değiştiriyor. Yani evet. Çok net hatırladım. Rehber aslında yani ha. Mentörlük yapıyor, evet. Rehberlik yapıyor. Onlar rol model oluyor. Evet. Böyle bir hayatla ilgili bir yol gösteriyor filan da. Hani eğitimin büyük kısmı insan kendisine benzeyen yanındakilerle filan şekilleniyor. Ya tabii toplumu herkesi evinde oturtup işte ona hani müfredat öğretmekle eğitemeyiz. Elbette bazı şeyler standart olacak. Yani hastanelerde bir sürü yatak olacak, okul diye şeyler olacak ve bu muhtemelen uzun yıllar böyle devam edecek. Bu nereye evrilir gibi öngörünüz var mı? Yani okul meselesi. Şimdi biraz daha sanki insan ergonomisine yakın hale geliyor bazı şeyler. Yani büyük ihtimalle şu klasik masa sandalye düzeni birazcık esneyecek. Yani mesela
İskandinav ülkelerinde falan çalışma saatleri biraz azaltılıyor. İşte haftada 4 gün çalışmanın ruhsal sağlık üzerine aslında daha iyi etkileri olduğu ortaya çıktı. Evden çalışmanın yaratıcılığa ve işte ne bileyim iş yeri bağlılığına ve üretkenliğe faydaları falan ortaya çıkmaya başladı ya. Mesela muhtemelen bu yani endüstriyel sistemdeki mesai saatleri, şu ergonomik düzen falan bunlar biraz esneyecek. Evet bunlar güzel. Hocayla FaceTime falan hani hastanede olan sistem herhalde oraya doğru. Onlar biraz var aslında. Zaten var yani şu anda bak. Zaten Skype'dan ya da internetten özel ders alınıyor, veriliyor falan. Yani nasıl şey yapılıyor, psikoterapi yapılıyorsa ben ders çalışılıyor. Ben 4. lisansımı, 2. yüksek lisansımı okuyorum şu anda. Bu 4 tane lisanstan 3'ünde bir hocadan 1 saat bile yüz yüze ders almadım. Aha. Ve Türkiye şartlarında. Aha. Yani şu anda bile o imkanlar var aslında. Aha. Ama yani toplu bir şekilde... Hani bir şey hayal ettiğimizde nasıl bir okulla yani tamam bireyselleşir. 10 sene sonra mesela. Biraz daha liberalleşeceğini düşünüyorum. Sosyal ortam olarak biraz daha esneyeceğini düşünüyorum. Bir kulüp ortamı gibi gençlerin gideceği, bir arada olacağı, hocalardan, eğitmenlerden yararlanacağı bir ortam olarak gerekli. Ama sınıf saati sabit, konular sabit, herkes aynı hızda öğrenecek, herkes aynı sınavlara giriyor. Bu çok saçma bir şey. Çok saçma. Mesela evet. Bizim tıp kongre, yani hani bilimsel kongreler vardır ya, artık şu anda bir bilgi öğrenmek ya da işte literatürü takip etmek için kongreye gitmeye hiç gerek yok. Hepsi klavyenin ucunda. Hatta büyük bir zahmet yani oraya zaman ayır git gel filan. Ama oralar hala çok önemli işlevleri var. Çünkü işte birbirine benzeyen insanların temas kuracağı yerler. İşte okulun işlevi biraz böyle bir şey olacak muhtemelen. Yani oturmasını kalkmasını adap yordam, törpülenmek, sosyalleşmek, temel değerler falan gibi şeyleri verecek ama bilgi öğrenmek için okula gitmeye çok gerek olmayacak. Evet. Dolayısıyla biraz daha liberalleşeceğini düşünüyorum ve aslında ümit ediyorum. Finlandiya eğitim modelinin başarısını herkes tartışıyor. Finlandiya'ya doğru gitmeye çalışıyor herkes. Finlandiya'nın becerdiği şey okulu hayattan neredeyse çıkarmak. Yani eğitim sisteminin başarısı bugün de 3 saate dersi düşürürsen çocuğun hayatı keşfetmeye, ağaçtan düşmeye, dişini kırmaya vakti oluyor. Böyle olunca bedeni de beyni de dünyayı öğreniyor. Öyle. Öğrenince de işte maalesef hani bugün tabii her markanın bir şeyi var ama işte dünya markası bir telefon da oradan çıktı bir dönem. Bir telekomünikasyon şirketi mesela. Hani böyle inovasyonlar boşuna çıkmıyor. Belki bir 10 sene sonra hala sınıflar olacak ama hala sınıflarda eğitim veren ülkeler şöyle mesela ezik bir tavra girecekler. Yani bizim ülkede hala okuma yazma bilmeyenler şu kadarmış gibi söyleyecekler. Yani sınıf var ama bak niye bir sor şundan falan diye. Artık bunların ortadan kalkacağı bir zamana geliyoruz. Şu anda bilgi her yerde var. Yani herhangi bir şeyi cep telefonundan öğrenebileceğimiz bir zamandayız. O da cebimizde taşıyoruz. Dolayısıyla bilgi öğrenmek için bir mentöre, öğretmene ihtiyacımız yok. Ama deneyimli insanların deneyimlerinden kendimize yol çizecek veriler toplamak insanoğlunun eskimeyecek muhtemelen bir derdi. Bu dert ise insanlarla buluşmayı gerektirecek. Belki bunun internet kanalıyla, bilgi kanalıyla çok güzel yollarını bulacağız. Ama şu klasik yönteme onun yetişebilmesini ben uzak görüyorum. Hani o teknolojik şeyin, bu klasik buluşmanın, klasik karşılaşmanın yerini alması çok zor. Hakikaten amin diyorum Elif Hoca'nın söylediğine. İnşallah okullar sadece böyle İşte Amerika'da milletin pub'a bara gittiği, bizim Türkiye'de işte kahveye maveye gittiği gibi bir sosyal buluşma yerine dönüşsün. Ve artık çocuklar oradan ilham alıp kendi araştırmalarını yapmak üzere evlerine koşsunlar. Ya da çayıra bayıra koşsunlar. Bir şekilde kendileri neyi öğrenmek istiyorlarsa onu kendi ritimlerinde öğrensinler. Yapay zekanın şu anda benim eğitimde en önemsediğim uygulaması şu. Kişiselleştirilmiş eğitime imkan veriyor. Yani biz mesela dördümüz aynı sınıftayız. Aynı dersi alıyoruz. Hocanın hızı belli, sınav zamanı belli, bu bir problem. Yapay zekaya dördümüz ayrı ayrı bağlandığımızda belki yine aynı sanal sınıftayız. Ama yapay zeka hepimize nabza göre şerbet veriyor. İzlediğimiz videonun, okuduğumuz metnin ne kadar hızlı okunduğuna göre bize ona göre içerik sağlıyor. Sınavları farklı zamanlarda yapıyor. Sınav sonuçlarımıza bakarak bize tekrar bir şeyler tekrar ettiriyor. Bizi illaki bir seviyeye kadar eğitiyor ve bu kadar efendim bireysel ilgilenen bir öğretmen bulmanız bu devirde çok zor. Sınav yapmasına bile gerek yok aslında. Çünkü sınav yerine yetkinliği doğrudan ölçebilir yapay zeka. Yani hani ne yapıyorsan o yaptığın şeyi düzgün yapabiliyor musun diye 10 tane soruyla oluşan bir sınavla test etmesine gerek yok. Doğrudan onu uygulayabiliyor musun? Ne kadar uyguluyorsun? Neresini iyi, neresini kötü uyguluyorsun? Onu görüp mikro karne gibi hani geliştirilecek yerlere doğrudan yönlendirebilir. Hatta o önerecektir. Bir üst seviyeye çıkalım mı? Yani bir sonraki derse
geçelim mi yani bugün gibi. Bakın hani gelecekte icat edilecek bir şey değil. Bugün Google'da mesela İngilizce kelime öğrenmek için Word Coach diye yazın. 15-20 kelime sorarak sizin seviyenizi anlıyor ve seviyenize göre tık 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 kelime sormaya başlıyor. Yani böyle saatlerce sizi analiz ederek falan değil, arkada o, büyük veri var. O uygulama yüzünden uçağı kaçırıyordum ben mesela. Bir de insanı kapıyor ya yani hakikaten bunu da derken baktım son anons son çağrı zor bela yetiştim yani. Ya bu anlatılanlara şöyle bir hissiyata kapılıyorum yani okurken üniversitede şimdi işletme iktisat okuyanlar için özellikle ben işletme mezunuyum çok da işletme yani çok fazla işletme okuyorduk bizim hani çok o maliye evet. Maliye bölüm ekonometri iktisat işletme Marmara Üniversitesi'nde biz aynı yerdeydik ve işte kantin öğrencisi dedikleri öğrenci sistemi bizde vardı yani sınav dönemi sadece o 10 gün köpek gibi sabahlara kadar çalışıyorduk onun dışında gerçekten okul bizim için gel git tanı bambaşka şeylerden insanlar o ne biliyor o ne neler okumuş bu müzikleri dinliyor ben bu müziği hiç bilmiyorum falan filan tamamen bir sosyalleşme aracı yapmıştık. Örgün yani, öğretimi zaten insanlara verdiği asıl şey bu. Evet. Yani açık öğretim uzaktan eğitimden farkı bu. Oranın muhtemelen bir ruhu bir geleneği vardır. Hı hı. Orada karşılaştığınız böyle bir insan yapısı, bir profil vardır. Hocaların aynen. dersini çok dinlemeseniz bile mesela nasıl insanlar olduğunu görürsünüz. Hakkında aynen. dedikodu yaparsınız filan. Böyle efsaneler geliştirilir ama o sizi bir şekilde, size bir biçim verir. Aynen öyle. Yani tam aslında üniversite okurken hissettiğim şey olmuş. Aslında biraz bunun bilinçli bilinçsiz. Yani ileride eğitimin geleceği noktada mı öyle olur bilmiyorum. Ya da şu anda da belki zaten çoğu öyle. Öğrenci şu böyle anda yapıyor. Da öyle. Şu anda da öyle herhalde. Yani yani biraz ben burada şey diyeyim. Dersler çok kolay. Her şey o sırada öğrencilerin aklında kalmıyor. Onu o sırada öğrenmiyorlar. Ne anlattığımızdan çok bizim nasıl birisi olduğumuz ve konuya nasıl baktığımız filan daha çok belirleyici oluyor. İçeriye ulaşmak kolay. Zaten ders notları vardır ya hani fotokopi çektir. Şimdi artık fotokopi çektirilmiyor. Slaytların fotokopi evet, çekiliyor filan. Onlar paylaşılıyor. ama zaten gene mesela üniversiteyi hatta üniversite değil yani liseyi bütün okulları ekol yapan işte ben hani bilmem Kabataş Liseliyim ben Marmara Üniversiteliyim filan dedirten şey size oradaki o sosyal ruh. Evet. Oranın geleneği ve oradaki ruh. Tabii yıllarca Hacettepe yüzüğümü çıkarmadım mesela. Sanki ordudan emekli olmuş gibi devamlı böyle. Hani zor bıraktım onu öyle kurumsal aidiyet orada olmanız gerektiriyor. Evet. Bu üniversitelerin biraz önce hayal kurduğumuz şekle dönüşmesi, liselerin biraz önce hayalini kurduğumuz sosyal hub'lara dönüşmesindeki en büyük engel adına diploma dediğimiz ve şu anda aslında tek başına artık hiçbir işe yaramayan o belgeyi bir şekilde onu yok etmemiz lazım. Evet. Çünkü o zaten şu anda bir işe yaramıyor. İnsanın hiçbir yetkinliğini göstermiyor. Sadece falanca dersler aldı, transkriptindeki okey dediğimiz bir belge o. Bugün dünyada ciddi hiçbir İş kolunda artık biz lisans eğitiminin hatta master'ın doktoranın bile çok önemli olmadığı bir zamanda yaşıyoruz. İnsan şunu soruyor ne yapabiliyorsun? İşte orayı biz diplomadan kurtarıp insanların bir şeyler yapabildiği hani bu şeyler var ya kolektif çalışma mekanları şimdi çok moda. Bir araya geliyorsunuz modüler takılıp aslında orası gerçek üniversite orası. Yani gerçek orası orada mesela işi bilen birkaç insan mentorluk yapıyor yol gösteriyor fikir veriyor. Ama gerçek hayat oradan neşet ediyor çıkıyor. Yani insanlar üretiyorlar onu. Ama şimdi gidiyorsunuz. Ben mesela sinema televizyon bölümleri. İşte arkadaşlarım var. Hem hoca arkadaşlar hem öğrenci arkadaşlar. Hıtır hıtır sinema televizyon okuyorlar. Ya cebinde cep telefonu kamerası var abi. İki dakika bir şey çek ya. Bir kadraj dene. Ben yıllarca fotoğrafçılıkla uğraştım. Yani deney yap ne bileyim. Şu bardakları yürüt stop motion bir şey çek. Ben bunu ilk cep telefonu aldığımda evde stop motion film çektim. Sinema televizyonda böyle bir şey uğraşmıyorsun. O bölüm okuman haybeye bir şey yani. İşte o... Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf oynayan amca geldi buraya. İsmini hatırlayamadım. Gene bizim bir radyo televizyon bölümünde öğrenci röportaj yapıyor. Bize imkan verilmiyor falan diye. Adam dedi ki ver bakayım o cep telefonu 4K mı çekiyor dedi. Çocuk evet dedi. Ayıp dedi ya başka ne imkan istiyorsun sen? Elinde 4K çeken kamera var. Biz eskiden onun saatliğine bilmem kaç yüz dolar kira veriyorduk yani işte çekim yapabilmek için. Bunları göremeyecek hale geldiğinizde ne diplomanın ne okulun ne o buluşmanın bir faydası olmuyor. Ama ben hala söylüyorum arkadaşlara aynen senin de belirttiğin gibi. Üniversitenin kültürüne bakın. Alacağınız diplomaya değil. Orada nasıl bir interaksiyona giriyorsunuz? Kimlerle görüşüyorsunuz? Nasıl bir sosyal ortam var? Çünkü işinizi de, eşinizi de, başarınızı da, kariyerinizi de, hayattan doyumunuzu da çok büyük oranda eğer üniversite okuyorsanız o belirleyecek. Aldığınız ders ya da diploma
yahut transkriptiniz değil. Bizi insan yapan çünkü böyle bir sistem. Yani orada tabii toplu bir değişim lazım, bilmiyorum da hani iş başvurularında net bir şekilde 4 yıllık üniversite mezunu diye bir şey var. Oradan da aileler buna çok takılıyorlar ve annenin bir vicdani, ailene bir vicdani borcun gibi bir şey o lisans. Doğal mesela seçilim hani, çok kolay bir şey yapacak. Yarın bir gün iş başvurularında bunu yazan şikayet, şirketlerin hepsi batacağı için yarın bir gün bunları görmeyeceğiz. Yani 4 yıllık lisans mezuniyetine yani gerek yok. Sadece sertifika yani toplamaya çalışanlar ve diploma peşinde koşanlar doğal seleksiyonda gidecek. Evet. Yani bunu beklemeye de gerek yok. Yani bir devrim yapsın, birileri bir şey yapsın falan gibi bir durumda değiliz. Şu anda dijital dünyanın imkanlarını kullanarak herhangi bir birey, yani belirli bir yaşa erişmiş olan bir birey, kişisel devrimini yapabilir eğitimle ilgili. Hı. Yani bunun için büyük yatırımlara gerek yok. Sadece karar verip imkanları kullanmaya başlaması lazım. Şey ama şu an sizin için bile işte çocuğunuz gelip dese ki baba ben üniversite okumayacağım, ben YouTuber olacağım dese. Benim çocuğum dese oturur konuşuruz, hiç de bir İşte ama yine olmaz. Bir hani. Benimki dedi. Dedi ve mi? Ben arkasındayım. Ne diyor? Üniversite, üniversite okumayacağım demiyor. Daha üniversitesine var. Hı hı. Ama mesela kariyer olarak YouTuber'lık yapacak. Ve muhtemelen YouTuber'lıktan da hani malı götürürse üniversiteyi falan bir daha görmez. Benim için hiçbir sakıncası yok. Okulun bu haliyle anne babalar bize diyor ki, şu soruyu çok soruyorlar. Yani biz çocuğumuzu yani ne yapalım, işte eğitimde böyle sıkıntılar var diyorsunuz falan filan. Ben diyorum ki anne babanın bu devirdeki birinci vazifesi eğitimin verdiği hasarı minimuma indirmek. Bakın eğitimden fayda beklemiyorum zaten. Ama hasarı global olarak Türkiye için söylemiyorum. Yani bütün dünyada bu geçerli. Ken Robinson bunun konuşmalarını yapıp duruyor geze geze. Eğitimin verdiği zararı minimize etmeyi öğrenmemiz lazım. Yani bu çocuğa gerçek bir hayatının olduğunu, eğitimin böyle işte devede kulak, göze sürme bir şey olduğunu belletmemiz ve yaşatmamız lazım. Bu da nasıl olacak? TEOK mu, YGS mi, ne oldu sınavların ismi şimdi? O sınav yaklaşırken biz strese girmeyeceğiz çocuktan önce. Aha. Yani onun sadece bir sınav olduğunu bileceğiz. Ya da çocuk üniversiteye gitmiyorum ya da efendim deneme sınavlarında tıp fakültesine girecek kadar puan alıyor olmasına rağmen ben konservatuvara gideceğim dediği zaman bir anda saçlarımız dikilmeyecek. Yani bunlara hazırlıklı olacağız. Ve diyeceğiz ki tabii yavrum işte senin bir hayatın var, nasıl istersen öyle yaşa, cesaretini hissederek söyleyeceğiz. Hı hı. Şimdi insanların ödü kopuyor. Hep var ya işte sen hobi olarak gene çal adam gibi mesleğin olsun söylemi var. İşte duygularını değil aklını kullan var. Buna insan hayatında hiçbir yerinin olmadığını ben mesela geze geze anlatıyorum. Dünyada birçok insan bunları, Türkiye'de birçok insan bunları anlatıyor. Buna ikna olmamız zaman alacak. 200 senedir bu eğitim var. Fakat hasarı çok büyük. Hepimiz o cendereden geçtik. Herkes diyor ki iş ya iyi ama ya sigortası var mı? Temel dert bu. Yani sigorta. İlla o olacak. O zaman bir arkadaşım 20-25 sene kurumsalda çalışmış. İstifa edecek ve işte eğitim sektörüne girip kendince bir şeyler yapmak istiyor. Annesi diyor ki rahat battı buna diyor. Rahat battı. Niye? Sigortalı tıkır tıkır maaşlı işi vardı. Garanti hastalığı bize sistem tarafından aşılanıyor. Bu bir döngüyü kıramıyoruz ama dijital devrim bunu mecburen kırıyor. Mecburen kırıyor. Şu anda herhangi bir şeyi internette vaktiniz ve yeterli motivasyonunuz varsa 3 ay içerisinde herhangi bir şeyi master düzeyinde öğreniyorsunuz. Ben mesela şu anda otursam herhangi bir programlama dilini 3 kuruş paraya diplomasıyla beraber eğitimini satın alabiliyorum. Yani hakikaten 25 dolara falan yani. Mesela makine öğrenmesini öğrenmek istiyorsunuz. MIT'nin courseware'ı açık. Yani login olmanıza, bir giriş yapmanıza bile gerek yok. Giriyorsunuz adrese ve direkt eğitimde derste anlattığı şeyi orada dinleyebiliyorsunuz. Ha yabancı dil problemi falan yakında ona da onun da bir önemi kalmayacak. Takacaksın Babel's Fish, kulaklığı takacaksın, o İngilizce anlatacak. Sen Türkçe direkt dinleyebileceksin. O gün bile hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Okay. Evet, ekipten çok koptuk, var mı Emre? Merhabalar, hoş geldiniz. Benim beyinle ilgili net bir sorum var. Şimdi beyin hayatımızın tamamını yönetiyor, sürekli çalışıyor ya. Ama bir an geliyor ve çok aptallaştığı bir an oluyor. Mesela ben çok yaşıyorum bunu. Mutfağa gidiyorum, buzdolabının kapısını açıyorum. Böyle 10 dakika mal gibi bakıyorum. Yani yoğurda bakıyorum sürekli. Estağfurullah demek gerekiyor bu noktada. Ve geri kapatıyorum. Ya da ne bileyim, elimde kumanda varken evde yarım saat kumandayı arıyorum falan. Böyle anlık kalmaların sebebi ne, neden oluyor acaba? Yani ben işte beyin uzmanı diyorlar falan ama bana da çok sık oluyor. O böyle beynin modülleri var. Dikkat modülü beynin en zayıf kısmı. Çok enerji yaktığı için pili çabuk bitiyor. Hele kafada arka planda seni etkileyen duygusal sorun, başka işte kredi şey, kartı ödemesi, dönen bir şeyler varsa
Bir süre sonra o pili arkada çok tüketiyor. Hani açık kalan fan gibi o bilgisayarda. Bateri bitiyor. İşte o sırada da odaklanacağın herhangi tehlike oluşturan, seni strese sokan bir durum yoksa buzdolabını açıp böyle ben kimdim, burası neresi? Buraya niye gelmiş? Öyle bakabiliyorsun. Bu beynin o dikkat yöneltme, spot ışığı gibidir dikkat. Yani biz onu nereye yöneltirsek orayı görürüz. Zaten o yüzden her şeyi algılayamıyoruz. Ama onu arada bir dinlendirmek gerekiyor işte. İşten işe atlayarak biraz sakin. Demek ki bir şeye çok fazla takılıyoruz ki ondan oluyor bunlar. Anladım. Teşekkür ederim. Bu ama şey belirtisi değil. Bu unutkanlık değil mesela. Değil. Yani bu böyle karıştırılır. İşte ben acaba Alzheimer mı oldum? Bunama belirtisi mi? Bir hastalık mı falan diye. Hiç alakalı. O sırada başka bir şey var aklınızda. Ama aklınızda ne olduğunu farkında da değiliz. Bu evet. Yaşta bir şey. Unutmanın derecesinin büyük olduğunu ne zaman anlarız? Bu unutma değil, buna dalgınlık diyebiliriz dalgınlık. Belki. Yani dalgınlıkla unutma arası... Unutma hafızadaki şeylerin geri çağrı. Yani yaptığınız mesela diyelim ki dün nerede olduğunuzu hatırlamıyorsunuz. İlkokul öğretmeninizin adını hatırlamıyorsunuz filan. Hani o unutma böyle hastalıklarda olan şey öyle bir unutma olur. Ama ben buraya nereye neden gelmiştim? Anahtarımı almamışım. Hani Allah cep telefonu evde kalmış filan. Bunlar unutkanlık değil de dalgınlık gibi. Dalgınlık. O sırada başka bir şey düşündüğünüz için aslında farkında değilsiniz. Multitasking bir beynimiz yok. Onu tekrar altını çizerek söyleyeyim. Yani çok işleme uygun değil. Evet, aynı anda beş şey yapmak bir meziyet, marifet değil mesela. Bunu söyleyeyim. Performansımız düşüyor. Aynı anda beş tane iş yapıyorum ben falan. Evet, evet. Hani sakız çiğneyerek 66 çizebiliyorum o sırada da işte. Genelde böyle bilgisayarda bir sürü sayfa aynı anda açık oluyor. Bir taraftan gelen mesajlara cevap veriyoruz. Arkada müzik çalıyor. Birisi sorunca ona cevap veriyoruz falan ya. Bazı insanlar da bunu daha iyi yapabiliyorlar. Bu çok... İyi bir şey değil çünkü bu verimliliği düşürüyor. Yani aslında yaptığınız işlerin hiçbirini siz tam kafayla yapmıyorsunuz. Buna multitasking diyoruz ama tavsiye etmiyoruz. Çok güzel. Bir tane şeyde Osho'nun bir kitabında okumuştum. Böyle hani dörtten fazla şey yapmayın diye böyle dört. Yani çok araba olsun. Kullanma, hani o sıra bir konuyu düşünme, işte muhabbet etme, bir de bilmem ne yapma falan değil yani. En fazla 3-4 olsun o. Hatta yani. Bir tane olursa daha da güzel. Yani tek bir şeye konsantre olduğunda başarının sırrı odur. Bir tane mümkün mü hocam? Kim? Mesela araba ben sizde kullanırken böyle sağ çekip konuşurken... biraz müzik mi dinleyelim? Mümkün. Yok yok onu yap ama mesela orada dikkat edin araba kullanırken ben de çok az dinlerim. Ama ne yolu doğru dürüst hatırlarsın tabii. Ne müziğe çok konsantre olabilirsin. Yani orada yüzeysel bir dikkat vardır. Bir adamcağıza sormuşlar başarınızın sırrı nedir diye bu hani meşhur alıntılardan biri. Saçımı tararken saçımdan başka bir şey düşünmem demiş. Şimdi bu hani laf olsun diye söylenmiş bir şey değil. Şimdi yanlış bir örnek belki ben veriyorum saç tarama konusu değil mi? ya da doğru ya özlem dolu bir örnek olur. Bir mindfulness egzersizi vardır. Şimdi çay içerken önce çayı al bir bak 5 dakika kokla önce bir şey, dudağına değdir falan. Şimdi her çayı böyle içemezsin tabii ama böyle içtiğin bir çay hayatının kesinlikle en lezzetli çayı olur. Çünkü bütün algılar oraya yönelir. Dolayısıyla bir işe bu kadar konsantre olursan ve o iş senin için de önemli bir şeyse... Başarının sırrı burada yatıyor. Yani kafayı ona vermekte. Ya mesela kim bilir sen skeçlere nasıl hazırlanıyorsun ya da nasıl yazıyorsun o içerikleri. Mesela orada bir akış oluyor, bir şey oluyor. Beyin özel bir moda geçiyor. Onun için de bir konsantrasyon lazım. Yoksa günlük hayatta o dağınık konsantrasyon bizim hafıza biriktiremememizin de en büyük nedeni. Her an bir şeyler oluyor, vız vız hayat geçiyor falan. Beş sene geçiyor, aa bir sene gibi oldu falan diyorsun. Dikkatsizlik diye bir şey yok aslında ya da dikkat eksikliği diye bir şey yok. Dikkat vardır ama dikkati başka şeyler çeldirir. Yani diyelim ki ben sizle konuşurken şuradan bir ses gelir, benim dikkatim bir ara oraya gider. Ya da işte sizle konuşurken vücudumda bir şey hissederim, bir yerim üşüyordur, karnım gurulduyordur. Dikkatim bir an oraya gider filan. Dolayısıyla bu işteki dikkatimi ben başka bir yere çevirmiş olurum. Dikkat eksikliği, dikkatsizlik falan denen şey böyle bir şey. Sizin söylediğinizde yani mesela bunu da biz duş için veriyoruz. O biraz daha yapılabilir bir şey. Hani çay içerken koklamak, tatmak falan biraz zor da. Mesela biz duştayken aklımız hep ya gelecekte ya geçmişte bir yerdedir. O duş kabinin içindeyken. Halbuki orası çok gürültülü bir yer falan böyle saçını yıkarken. Bir de kafa kemik yoluyla duyuyoruz ya sesi. İnanılmaz gürültülü yani korkunç uyaranlar var ama zihin hep başka bir yerdedir. İşte mesela duş süresince dışarıya giden zihnini tekrar içeriye çağırmak. Bu bir dikkat egzersizi.
dikkatsizliğe ya da dağınıklığa iyi gelen bir egzersiz. Duş alırken duş olun. Yani sadece ya suyu düşün. Duş alırken şu anda ben ne düşünüyorum diye kendinize sorun. Ne düşünüyorum şu anda? Yani çıkınca nasıl yeteceğimi düşünüyorum. İşte o bana öyle demeseydi aslında ben de onu öyle yapmazdım falan, bunu mu düşünüyorum? Geçen sene Elif'le katıldığınız programda orada söyledi bunu. Su masrafım arttı benim. Sürekli duşta böyle filozof gibi duruyorum fışmış falan. Ama hocam, çok siz iyi diş fırçalarken şey. Yapın o zaman. Yok, duş daha iyi. Yani hiç daha kısız. Mesela diş fırçalamak da çok üzüntülü bir şey. Ama hep başka bir şey düşünürsün. Diş yani fırçalarken dijital şeylere takılmak mümkün. Duşta yapamıyorsun. Su, dijital şeyleri. Yani. Yani evet, ne yapıyorsan o ol diye bir sürü hani spiritüel felsefeler de var. Hani şey, insan bir garip oluyor. Böyle bir, yüzerken yüzmek ol diye bir şey okumuştum ben de böyle. Tabii. Yüzerken kendi kendime suda saçmalık başlayan. Bir baktım böyle hani normalde işte spor yaparken canı sıkılıyor insanın. Yüzeyim, gideyim, geleyim, böyle bir canım sıkılıyor. Bir saat yüzmem lazım, kalori bilmem neymiş falan filan. Böyle bir suda oynaştım, böyle bir baktım bir saat geçmiş, hiç anlamadım mesela. Daha verimli oluyor biliyor musunuz? Evet. Mesela sporcularda falan da yani antrenman yaparken böyle müsabakaya hazırlanırken. Yani diyelim ki koşu bandında siz bir ekrandan işte video seyrediyorsanız filan ya da aklınız başka bir yerdeyse aslında kondisyonunuz daha yavaş artıyor. Özellikle mesela yüzücüler için, yani daha mindful, farkında yüzenlerin atletik performansları artıyor. Hatta diyelim ki yüzmüyorsunuz da yüzmeyi imajine ediyorsunuz. Yani kendinizi yüzüyormuş gibi hayal ediyorsunuz filan yüzmediğiniz zamanlarda. Yüzerken tam farkında, yani işte yüzer gibi yüzüyorsunuz. Yüzmediğiniz zamanlarda da kendinizi suyun içinde hani böyle kulaç atıp suyu çekerken hayal ediyorsanız performansınız daha artıyor. Yani aslında bu ekranlar falan filan değil de diyorum, koşu bandındayken gerçekten koşmayı ve o kasları vücuduna ne olduğunu düşünürsen olayın içinde olsan daha etkili. Kalbinizin nasıl hızlandığını, o sırada bacaklarınızın nasıl hissettiğini, hangi kas gruplarınızın çalıştığına filan konsantre olursanız performansınız, daha yani kondisyonunuz daha iyi artar. Lisede ilk bilardo öğrendiğim sıralarda. Evet, yani dikkati o sırada olan gerçek fiziksel değişikliklere vermek. Çünkü genelde orada da dikkat işte ya gelecekte oluyor, ya televizyonda oluyor, ya birisiyle mesela konuşarak falan geçiyor. Bu çok kötü. Diyelim ki yüzmüyorsunuz da yüzmeyi imajine ediyorsunuz. Yani kendinizi yüzüyormuş gibi hayal ediyorsunuz falan yüzmediğiniz zamanlarda. Yüzerken tam farkında, yani işte yüzer gibi yüzüyorsunuz. Yüzmediğiniz zamanlarda da kendinizi suyun içinde hani böyle kulaç atıp suyu çekerken hayal ediyorsanız performansınız daha da artıyor. Yani aslında bu ekranlar falan filan değil de diyorum, koşu bandındayken gerçekten koşmayı ve o kasları vücuduna ne olduğunu düşünürsen olayın içinde olsan daha etkili. Kalbinizin nasıl hızlandığını, o sırada bacaklarınızın nasıl hissettiğini, hangi kas gruplarınızın çalıştığına falan konsantre olursanız performansınız, yani kondisyonunuz daha iyi artar. Lisede ilk bilardo öğrendiğim sıralarda. Evet, yani dikkati o sırada olan gerçek fiziksel değişikliklere vermek. Çünkü genelde orada da dikkat işte ya gelecekte oluyor, ya televizyonda oluyor, ya birisiyle mesela konuşarak falan geçiyor. Bu çok kötü. Mesela dijital devrimden önce genç olmanın bir avantajı geldi şimdi aklıma. Lisede ilk bilardo öğrendiğim zaman bilardoya aşık olmuştum. Sürekli oynuyorum. Babam yasak falan koyuyor. Devam beni eve çağırıyorlar. Gece yatmadan önce sürekli bilardo düşünüyorum ve bütün gece rüyamda bilardo vuruşları görüyorum. O zamanın gündüz yapamadığım gündüz yapamadığım hareketi rüyamda çözüyorum ve ertesi gün gidince o pikeyi çekiyorum mesela. Anladın mı? Çünkü beyin zaten ona çalışıyor ve bu performans arttırmada çok önemli şey. Bu arada bunun bir çıktısı var. Bunu aslında hani birçok insan yaşıyor ama farkında değil. Bu sistem aynı zamanda hayal kura kura geleceği yaratma yeteneğini de sağlıyor bize. Olmayan bir şeyi hayal ediyorsun, atıyorum kendini sahnede görüyorsun sürekli bir süre sonra kendini sahnede buluyorsun. Yani böyle bir gücü var insanoğlunun ama bak biz eğitimde bunu hiç öğreten var mı bize? Yavrum otur bugün bir saat hayal kuracağız hadi bakalım, böyle bir ders yok. Bir şey yok. Keşke olsaydı. Bütün işi gücü bırakıp hayal kursa çocuklar. Ya ama kendilerine uygun hayal, başkasının ona verdiği hayali hocam değil. Hocam ya biz, o zaman size gider. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Hı. Bence bunu şimdi hayal kurmak, ya hep konuşuyoruz ya. Hayal nasıl kurulur bu bilinmiyor yani. Aynen öyle. Şimdi işte hayal kurun, hayallerinizin peşinden gidin filan gibi bazı laflar ediyoruz. Evet. Benim dediğimin tam tersi anlama gelen aynı cümle de var. Hani hayal nasıl kurulur? Yani neyin hayalini kurayım mesela şimdi oturduk yerde? Nasıl kurulur? Neyin hayalini kurarsam iyi gelir filan. Mesela bunu nasıl yapılacağını da bilmiyorlar. Aslında burada bir şey var. Nasıl yapılır ki? Hayal kurma öğrenebilen bir şey mi? Ya, aslında şimdi, unutturduğumuz bir şey. Hayal kuran çocuklar gayet kuruyorlar. Şöyle oluyor. Mesela çocuklar nasıl hayal kuruyorlar? Taklit ediyorlar. Bir de bu taklit ettikleri şeyler çok rasyonel gerçeklik olmayabilir.
Yani doktorculuk oynarken, işte öğretmencilik oynarken, savaş oyunu oynarken de birilerini taklit ediyor. Bir kere böyle bir model olduğunu, figür olduğunu biliyor. Ondan sonra sanatta da böyle bir şey var. Yani gerçeği askıya alıp bir role girmek. Şimdi oyunda çocukların zaten gelişimindeki en önemli şey ve hayat boyu devam ediyor bu arada. Yani biz de şu anda sosyal roller içinde hala oyun oynuyoruz. Ama çocukken bu daha sınırsız ve çocukken çok rasyonel olmayan modeller de taklit ediliyor. Yani işte ne bileyim ben astronotum, hatta işte ben ayıyım, ben şu anda uzaylıyım falan gibi. Erişkin hayatta sosyal gerçeklikte bunlar olmuyor. Şimdi hayal kurmanın bir yöntemi taklit etmek. Yani bir model olmak. Bunun için bir model olması lazım. Yani hayal kurabilmek için olmak istediğin ya da beğendiğin bir şeyi falan taklit etmek. Böyle bir arzu lazım. Bir tanesi bu. İkincisi hayal kuran insanları taklit etmek olabilir. Yani bir şey yapmayı bilmiyorsanız onu iyi yapan birisini taklit ederek başlayabilirsiniz. Bu bir öğrenme yöntemidir. Genellikle böyle öğreniriz. Konuşmayı bilmiyorken, Türkçeyi bilmiyor, gramer bilmiyoruz, linguistik bilmiyoruz falan ama bazı sesleri taklit ederek İşte Türkçe öğrenir hal, Türkçe konuşur hale geliyoruz. Tamamı başkalarının mimiklerini, jestlerini, işte fonasyonunu filan taklitle başlıyor. Bir de bunun arkasındaki motivasyon. Modelleri taklit etmek ya da hayal kuran insanları taklit etmek. Şimdi burada mesela o yüzden hani ne hayal kurayım ki ben hayal kurmayı bilmiyorum diyen gençler ve öğrenciler için mentorluk kavramı önemli. Aynen öyle. Yani mesela sizin nasıl hayal kurduğunuz, hatta nasıl başarısızlıklarla karşılaştığınız. Bende bir formülü var. Hayal kurmak isteyen insanlara diyorum ki etrafınızda halinden memnun erişkin varsa bulun. Yani böyle her gün böyle bir, iyi bir halde olan. Sonra deyin ki gerçekten mutlu musun? Evet, niye mutlusun? İşte atıyorum sevdiğim şey yapıyorum ya da şunu yapıyorum diye bir mutluluk sebebi belirtiyor. Ona şunu sorun. Onun zihnini anlamaya çalışın. Hangi hayali kurarak buraya geldi? Nasıl bir yoldan geldi? Neler yaptı? Çünkü hayal kurmak bir başkasının sana verdiği hedefleri kafanda tekrarlamak değil. Mesela ben ortopedi uzmanı olacağım diye bir hayal yok. Ya o bir meslek adı. Şimdi görüyorum ben klinik psikolog olacağım, bilmem ne mühendisi olacağım. Bunlar diploma isimleri. Mesela hayal şöyle bir şey. Kim? Muhtemelen sende de vardır. Hani yaptığımız iş sezon olarak benzerine insanlara bir şey anlatıyoruz çünkü. Ben küçükken böyle birileri vardı ve ben konuşuyordum ama ne anlattığım konusunda hiçbir fikrim yok. Fakat ben konuşunca duygusal bir alışveriş olduğunu hayal ediyordum hep. Muhtemelen evde beni çok dinlemedikleri için olabilir. Yani çok konuşturmuyorlardı belki de. Birkaç iş olarak onu hayal ediyorum ama hiç dikkat et. İşin içinde ne bir meslek var, ne bir spesifik yer var, ne bir konu var. Hiçbir şey yok. Sadece yapayım. Sonra yolda taklit dedi ya. Ben işte gitaristleri taklit ederek gitarımı öğrendim. Çünkü zannediyordum ki evet buldum ben. Kalabalık, ha, bu bir rock konseri. Ben çünkü rock star olmam lazım. Onu anlatıyormuşum. Onu da denedim. Konserlere çıktım. Yok, kesmeyen bir tarafı var. Başka bir şey yapmak lazım. Niye? Orada okumayı da seviyorsun, bilgiyi de seviyorsun bilmem ne. Tabii Brian May olabileceğimiz bir ülkede değil. Queen'in gitaristi biliyorsun. Hem astronom, adına yıldız var hem de adam Queen'i kurdu yani. Onu da yapacağımız bir ülkede olmanın şartlar da yani devreye girdiğinde. Baktım işte bir süre sonra dedim ki ya okuldaki dersleri bırakıp dışarı çıkıp anlatsam. Ama dedim rock konseri de iyiydi, biraz da ona benzetsem. Şöyle bir şovvari bir şeyler yapsam. İşte sevgili Gökay'la falan o zaman da çok güzel dizayn etmiştik. Bir anda ortaya yeni bir şey ve beni çok tatmin eden bir şeyler çıkmaya başladı. Ve şu anda mesela ben hayal kurma deyince böyle çok basit bir şey anlatıyorum. Yani sadece konuşuyordum. Benim kurduğum hayal bu. Ama buraya geleceğimi hiç hesaplamamıştım. Hayal böyle bir şey ve bunun yöntemleri arada çok 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 çeşitli. Fakat bunu öğrenebileceğimiz insanlar kim dedim biraz önce? Halinden memnun insanlar. Öğretmenlerimize bir bakalım şimdi. Mutlu öğretmenler bu. Her şeyini çok güzel anlatıyor fakat her sabah kapıdan girerken ve akşam oradan çıkarken Allah kahretmesin yaz tatili gelse de gitsek modundaysa üzgünüm o öğrencilere hayal kurduramayacak yani. Öyle bir şey olmuyor. Yani şey burada yavaş yavaş programın sonuna gelirken de hayalle ilgili size anlatırken de işte ben hep düşündüm. Şey çok önemli. Hayali arada böyle bir yolda böyle bir değiştirmek, belli yoluna koymak. Yani sabit yani sabit bir fikirde kalmak da değil hayal. İşte evet ben sahnede olmak işte benim de hani başıma geliyor işte gitarist değilmiş bir dakika. Tamam şey değilmiş. İşte oyuncu olmak değilmiş benim mesela. O zaman takıntı olur değilmiş. Zaten. Evet takıntıya yani dönüşüyor. Ve ben öyle maalesef kendi çevremde de çok mutsuz insanlar gördüm. Tabii. İstediği mesleği yaparak. Çünkü aslında istediği mesleği istemiyormuş yani. Hayaline sıkışmak diyoruz buna. Evet. Hayaline sıkışıp kalmak.
Özellikle sanat camiasında mesela çok gözümüzün önünde çok olduğu için var, görüyoruz. Ha. Falan başvurmanın arkasında, bir çıkış aramanın arkasında aslında bu sıkışmışlık var. Ha. Çünkü orada da bir hani garantiye saplanma ve konfor alanından çıkamama gibi bir durum var. İşte yaş 70 de olsa denemeyi bırakmamak lazım diyorum ben. Sürekli bir gezmek lazım. Evet. Vallahi bir soru daha alayım diyorum ama süremiz de doldu. İlhan Bey, sizin sorunuzu merak ediyorum ya. Her programda ilginç sorularınızla. Ben bu, biraz yabancıyım bu konuya ama sorayım. Hangi beyne mi yabancısın? Ben şeyi çok merak ediyorum. İnsanlar arasında şöyle bir şey var. Solaklar sağlaklardan daha zeki. Bu gerçek mi? Yok. Öyle bir verimiz yok. Reaksiyon hızları bir tık fazla. Yani ne demek? Bir uyarana tepki verme hızları bazen çok bir tık daha fazla. Solakların ama mı? Solakların daha fazla, evet. Yani o açıdan bir avantajları var ama sporda falan öyle çok büyük bir avantajını da görmüyoruz bunu. Çünkü o iş doğuştan gelen yetenekten ziyade çalışmaya bağlı bir şey olduğundan geliştirilebiliyor. Yoksa yani özel bir avantaj yok. Siz sen solak mıydın? Yani sen sol. Ben kendimi öyle yani solağım. onu şeye bağlayacağım. Demek ki yıllarca bizi kandırmışlar ya. Vallahi. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Onu da biraz yanlış biliyoruz. Sen kendini çok zeki ve yani abi sağlıklardan ben, hep üstün mü düşünüyordun? Ben ikizler burcuyum. Bir de solağım. Sen çok zekisin diyorlar. Bence kesinlikle öyle. Yani bu sorunun gidişatından ben onu anlayabiliyorum. Şöyle bir şey var. Solaklık ve sağlaklık yanlış bildiğimiz bir şey. Kimse %100 solak ya da %100 sağlak değil. Bu kesintisiz bir böyle spektrum gibi, tayf gibi. Çok dikkatli ölçülmesi lazım. Mesela yazarken sol elinizi kullanmak tam solak olduğunuzu gösterir. Topu hangi ayakta vurursunuz? İki ayağımla ama şey... Tamam, mesela orada ambidekstir. Sen evet, sen futbolda halı sahada solak değilsin. Kibriti hangi elle çakarsınız? Ama zamanda kırıldı yani ayak. Şimdi tam solağım ya. Sol elle yemek yiyorum. Bak, ama o biraz da kolaylıkla ilgili. Şimdi hocanız sordu işte topa hangi ayakla vursun, kavanozu hangi elle açarsın, hangi elle tutar, hangi elle açarsın gibi testlerle bakılıyor buna. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Sağlak ve solak dışında ambidekster dediğimiz o çift eli kullananlar ve genellikle iki beyin yarım küresi eş baskın olanlar bir tuhaf olabiliyorlar. Mesela birçok hani böyle yaratıcı, sanatçı bilmem ne tipler de onlardan çıkıyor ama disleksiklerde de bu çok görülüyor. Yani disleksi dediğimiz okuma yazma bozukluğu olanlarda da görülebiliyor. Mesela disleksiyi hastalık zannediyoruz bu arada ama değil. Farklı bir zihinsel durum. Eğitime uyumsuz olduğu için hastalık diyoruz. Biyolojinin umurunda değil eğitim. Tabiatta disleksi bir işe yarıyor. Disleksikler herkesin görmediği gibi görüyor dünyayı. Başka bağlantılar kuruyor. Onlar mesela edebiyatta falan, bilimde disleksikler çoktur. Einstein falan başta olmak üzere Virginia Woolf, bunlar disleksik insanlar. Yani sağlaklık, solaklık tek başına belirleyici değil. Derecesi ve efendim onların ne kadar eşit dağıldığı önemli. Ama bunların hepsinin ötesinde insan çabası kadar zeki, çabası kadar hızlı, çabası kadar başarılı. Biz çabaladıkça gelişen bir canlıyız. Diğer böyle spor salonlarında koşturan işte zürafalar falan görmememizin sebebi o. Biz aynı zamanda yeteneğimizi geliştirebilen bir varlığız. O yüzden çok fabrika ayarı bir yere kadar önemli yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl hissediyorsun bu öğrenim? Şu an ben bari acaba hasta mıyım ben böyle anlatılıyor da. Hayır ya. Yani vallahi çok... ikisinin yarısı var ya. Acaba ben hasta mıyım yani? İkisi, neyin? İkisinin yarısı dedi ya, sağ sol işte beyin ikisinin yarısından alıyorsa. Güzel güzel, bence bu durum gayet. Hayır bir şey olmuyor. Direkt teşhis koyalım, rahatlatalım. Hani doktor böyle deyince şey olur ya. Valla bir an kendime şüphelendim. Hayır sen çok takıntılı da biridir. Takarsın sen kafaya bunu. Norm şeymişsin. Takacağım abi. İkisini de kullanabilen harika biriymişsin sen. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Topa iki ayakla vurmak süper. O iyi. Çok teşekkür ederim. Aynı anda değil ama. Evet, aynı anda olmasa iyi. Tak 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 diye gidiyor. Langırt şey gibi gidiyor. Evet, programımızın sonuna geldik. Sevgili izleyenler, çok teşekkür ediyoruz bu şahane sohbet için. Çok teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Program kapanmadan varsa... Şey, valla ben seninle şahsi olarak bilim konuşmaktan çok mutlu oldum. Bunları masaya koymaktan çok mutlu oldum. Mesela özellikle seni takip eden insanlar, seni izleyen insanlarla, arkadaşlarımla beraber telaşlarımızı paylaşabildiğimiz için çok mutlu oldum. Bu Türkiye'de çok yeni olan bir şey yani, insanların televizyonda bilim konuşması. Buna katkı yapan herkesin de bu ülkenin hakikaten çok büyük bir ülke olmasına, büyük bir devrimler yaşamasına büyük katkı yaptığına inanıyorum. O yüzden
Ben bir şahsi teşekkür iletmek isterim. Çok teşekkür ederim hocam. Yani en güzel teşekkür olduğu. Yani inşallah bir faydamız dokunuyordur yani. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür hocam, ederiz. Hocam biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, inşallah bir faydamız olmuştur. Gece Modu burada sona erdi. İyi akşamlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere.